İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor. İdda. Radyo herkese günaydın. Sabah Spor'na hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs 2024. Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve her zaman yaptığımız gibi spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemimizde neler var? Birçok aslında notum var dünden. Tabii derbinin yankıları devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar, üzerine yapılan açıklamalar vardı. Galatasaray cephesinden bir basın toplantısı gelmişti. Fenerbahçe'dense henüz bir cevap gelmemişti. Dün akşama kadar ama Fenerbahçe'de yazılı bir açıklamayla Galatasaray'a sosyal medya üzerinden cevabını verdi. PFDK sekleri açıklandı. Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç, Yöneticisi Selahattin Baki, Futbolcular İrfan Can Eribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Osterwolde Volde, Emre Kartal, İsmail Kartal'ın oğlu, takım doktoru Ertuğrul Karanlık hepsi PFDK'ya sevk edildiler. Kimisi tedbirli olarak kimisi tedbirsiz olarak sevk edildi. Orada da detaylar var. Bunlardan da bahsederiz. İstanbul Valiliği yine maç sonu yaşanan olaylarla alakalı uzun bir açıklamada bulundu gün içerisinde onu okuyacağım. Ve yine Fenerbahçe kulübü YouTube hesabından Galatasaray maçıyla alakalı bir video yayınladı. Kamp günü neler yaşandı tabii kısa kısa. Maç günü neler yaşandı maça giderken neler oldu. Soyunma odası konuşmaları maç başı devre arası. Maç sonu sevinç görüntüleri Ali Koç'un Rams Park'a gelip soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma. Ee, İsmail Kartal'la sarılması işte bir sürü detay var e, o videodan onu da yine bugün program içerisinde e, konuşuruz Fenerbahçe ile alakalı e, gündemdeki gelişmeler e, bunlar tabi dahası da var aslında Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın dün e, kalamışta üyelerle e, bir araya geldiğini söyleyelim orada e, hem derbi ile alakalı hem derbinin seçim sürecine yansımasıyla alakalı çarpıcı ifadeleri var. Ee, Aziz Yıldırım onları okuyacağım. Ee, ve Fenerbahçe voleybol takımını ilgilendiren bir gelişme. Fenerbahçe OPET kadın voleybol takımında Kaptan Eda Erdem'le iki yıllık e, sözleşme imzalandı. 2008 yılından bu yana dile kolay 16 yıldır e, Fenerbahçe forması giyiyormuş. E, Eda Erdem. Ben de dün bu imza ile birlikte biraz baktım. E, iki sene daha Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek. Bu sene içerisinde biliyorsunuz zaten heykeli de açılmıştı. Devam edecek bu hikaye öyle gözüküyor. Onun haricinde Galatasaray cephesinde de şöyle gelişmeler oldu. Biraz daha iç siyasete yönelik gelişmeler. Biliyorsunuz bu hafta sonu bu arada Galatasaray'da pazar günü, özür diliyorum cumartesi günü seçim olacak. Dursun Özbek ve Süel Batum şu andaki Galatasaray'ın başkan adayları ve adaylar arasında da gerilim her geçen gün artıyor. Dün Metin Öztürk mevcut yönetimde yer alan isimlerden birisi Süheyl Batum ve ekibine karşı bir açıklamada bulundu. Süheyl Batum keza hemen anında Metin Öztürk'ün açıklamasına cevap verdi. Hani Fenerbahçe ile olan gerginlik dün itibariyle yerine kulüp içi gerginliğe bırakmış gözüktü Galatasaray cephesinde. E transferle ilgili notlar var. Beşiktaş'ın teknik direktör konusu hala tabi belirsizliğini koruyor. Jose Mourinho şu anda hala en güçlü aday. Onunla ilgili yeni birkaç maliyetiyle alakalı bilgi var. Beste diye bir oyuncudan bahsetmiştik Aydınheim forması giyen. Orada kulübünün beklentisine kadar maliyet olarak onunla ilgili bir detay var. Beşiktaş'la alakalı Yıldız ya da işte yıldız seviyesine yakın oyuncular zaman zaman gündeme geliyor. Dimariya'dan bahsedilmişti. Bir ara Lewandowski ismi gündeme gelmişti. Dün de Arjantin basını kaynaklı bir Erik Lamela iddiası ortaya atıldı. Hani tam yıldız sayar mıyız Lamela'yı? Bir Arjantinli tabii bunu Alaviye sormak lazım kendi statüsünü ama oyuncu Beşiktaş'ın gündemine geldi. Gelmeli mi? Nasıl bir grafiği var son dönemde? O detayları da paylaşmak istiyorum. Bir de dün aslında yine andığımız bir oyuncu Rafa Silva Benfica ile olan sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ben Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine geleceğini düşünüyordum demiştim. Fakat dün bir çıkan habere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab Rafa Silva transferini bitirmek üzere bonservisi elinde olan oyuncular arasında en kariyerlilerden birisiydi. En formda isimlerden birisiydi Rafa Silva. E, o da Suudi Arabistan furyasına katılabilir. Tabii e, Rafa Silva ile de sınırlı kalmayacak belli ki bu dönemde. Suudi Arabistan kulüpleri birçok yıldız ismi e, liglerine transfer etmeye çalışacak. Onlardan birisi de City'nin flabbetçisi Ederson. E, dün Fabrizio da onunla ilgili bir detay paylaştı. Bu yaz e, iyi bir teklif gelmesi halinde City'nin onu satabileceğini söyledi ki Suudi Arabistan'dan da e, iyi teklifler aldığını paylaştı haberinde. Bu da ilginç bir e, gelişme olur. E, City'de uzun yıllardır tabi giyiyor, bir kaleci problemi yok ama e, onun ayrılığıyla beraber e, City'de yaz transfer döneminde bir kaleci transfer edecektir. E, onu da merakla bekliyorum. E, Toni Kroos e, dünün yine önemli haberlerinden birisi. Alman futbolcu Euro 2024 sonrası Futbol kariyerini noktalıyor. Dün e, veda mesajı yayınladı. Onun veda mesajından sonra tabii ki e, takım arkadaşlarından da duygusal e, mesajlar geldi. Luka Modric uzun yıllardır e, birlikte oynuyorlar. Arda Güler e, yeni takım arkadaşı olmuştu. O da e, Toni Kroos'a sosyal medya hesabı üzerinden e, vedasını gerçekleştirdi. Chelsea'de bir Avrupa turuna geçtik. E, Pochettino dönemi dün itibariyle resmen sona erdi. Çok kötü bir sezon aslında iyi bitirdi ama çok çok kötü başlamıştı Chelsea ve Pochettino ile de yollar ayrıldı. Chelsea'de de bir süre teknik direktör arayışı olacak. Bu dönem sanki biraz daha fazla oldu bu Avrupa'da teknik direktör değişiklikleri. Özellikle üst seviye takımlarda Chelsea'de o kervana katıldı. Bakalım Manchester United ne yapacak? Ten Tanak'la devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu hafta sonu bir kupa finali var Manchester City ile Manchester United arasında. Belki oradaki sonuç Hag'ın da geleceğini etkileyecek. Bize dönersek ligimizi orada da Markus Kistol Samsun Spor'un teknik direktörü şu anda eldeki tek yabancıydı. Fakat o da görevinden ayrılmaya karar vermiş Ertan Süzgün'ün dünkü haberine göre. Ve son haber öyle de araya gidelim. Dün erkeklerde voleybolda milletler liginde amili takımımız maçlarına başladı Antalya'da. İlk rakip Kanada'ydı. Kanada karşısında ilk seti kazanmamıza rağmen diğer 3 sette Kanada üstündü ve Kanada maçı 3-1 kazanmayı başardı. Millilerimiz de bu tura mağlubiyetle başladı. Çok sürpriz değil. İddialarında da favori Kanada gözüküyordu. Bundan sonraki maçlar için millilerimize başarılar diliyoruz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 7.17 saatlerimiz az önce gündemdeki gelişmeleri özetledim. Aslında es geçtiğim sabah gördüğüm bir açıklama vardı. Ondan da tabii ki bugünkü programda bahsedeceğiz. Konya Spor Galatasaray maçı öncesi dün e, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tabii o maçta e, iki takıma da bir puanın yetmesi bu haftanın gündem maddelerinden biri olabilir, e, olur e, demiştik program içerisinde ki e, tabii ki oluyor, konuşuluyor bu konuda. Konya Spor Cephesi de e, bu konuyla alakalı, bu iddialarla ya da yakıştırmalarla alakalı bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabından. Onu da program içerisinde okuyacağımızı söyleyelim, dönelim Gelişmelere dün derbi sonrası birçok gelişme yaşandı yine. Fenerbahçe kulübü bir bası toplantısı olarak değil ama sosyal medyadan bir açıklamayla Galatasaray'a cevap verdi. Biraz tabi gecikmeli bir cevap oldu. Bir gün öncesinde Dursun Özbek Timur bası toplantısı düzenlemişti. Üzerinden 24 saat geçtikten sonra tam saati de bakayım. Hatta 24 saatten bile fazla akşam 8.51'de. O mesaj paylaşılmış Fenerbahçe çok uzun olmayan bir açıklama yayınladı ve rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz denildi. Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı ezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi Maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır. Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile gerçek hak edeni tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını, anlayışla karşıladığımızı iki gündür ortaya koydukları yanlış yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyunun ezine yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız dedi Fenerbahçe Spor kulübü imzalı yapılan açıklamada. Burada da yayında konuşmuş muyduk bilmiyorum ama Ali Koç'un bu seçim doğru giderken işte bakın görüyor musunuz yine bu maçta da aleyhimize olaylar oldu görüyorsunuz işte Galatasaray kullanıyor bunu kullanabileceğini belki de reklam konuştuk hatırlamıyorum tam olarak yayında mı onu net olarak ifade etmiş Fenerbahçe kulübü yaptı açıklamada yani bu bir kez daha ortaya çıktı bunun kısa bir özetini gördünüz bu karşılaşmada yani Galatasaray kullanıyor Fenerbahçe mağdur edilmeye çalışılıyor biz buna rağmen işte şampiyonluğu son haftaya taşıyoruz. Bu görüş tabii Fenerbahçe cephesinde. Şu anda hakim burada da hani bu seçimde Ali Koç'a yarar mı tam olarak hani yarayacağını düşündük böyle bir algında ama hala burada da Ali Koç'un olması bunun devam edeceğinin de bir belki göstergesi. Yani bu eğer Fenerbahçe'nin dediği gibi bir durum varsa Ali Koç başkanken işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi ya kendisi. Bu maçta da Ali Koç sonuçta başkan. Ve yine Fenerbahçe'nin düşüncesine göre ki haksız kırmızı kart yine Galatasaray kollandı. Fenerbahçe e, zor durumda bırakıldı. 3 e, sene daha Ali Koç geldiğinde o zaman bu devam edecek. Ve buna karşı mücadele etmek de bir o kadar zor. Bu acaba e, üyeler arasında benim gibi... Düşünen insanlar olur mu diye düşündürttü bana. Evet, çok derin düşünmüşsün sabah bu saatinde. <laughs> yani bir anda geldi, bilmiyorum. <laughs> bir anda sana derin düşünceler de hani, gelmiş. Anla, öyle bir düşünce ee, geldi. Ne demek istediğini hepimiz anladık. Orada e, Ali Koç'un aleyhine dönmesi için böyle bir durumun, e, sanki maçın Galatasaray lehine tamamlanması gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi Ali Koç belli bir senaryo üzerinden gidiyor ki aslında seçime kısa bir süre kala Ali Koç için de olabilecek en iyi senaryo oldu diye düşünmekteyim ben. Şimdi bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe işte senin söylediğin gibi sezon başından beri bizim hakkımız yeniyor, Galatasaray kullanıyor tezini savunuyordu. Şimdi bu karşılaşmada gerçekten de Arda kardeşlerin verdiği bir kararla beraber Fenerbahçe'nin işte 70-75 dakika 10 kişi oynadığını gördük. Şimdi bu Fenerbahçe aleyhine yapılan çok ciddi bir hata oldu ve sezonun en kritik maçında oldu. Evet. Galatasaray karşısında oldu. Ve ona rağmen Fenerbahçe karşılaşmayı kazanınca bu kez şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani bakın bize haksızlık yapılmaya devam ediyor ama biz Galatasaray'dan ne kadar daha iyi bir takımız. Bunu deplasmanda 75 dakika 10 kişi oynayarak rakibe pozisyon vermeden, isabetli şut attırmadan bu kadar eksikte ispatladık. Gördünüz mü bizim tezimizin ne kadar kuvvetli olduğunu. Yani aslında senaryo tam bence Ali Koç'un isteyebileceği tarzda oldu. Senin söylediğin e, gibi olması için hani Fenerbahçe işte 10 kişi kaldı, mağlup olsaydı ha, tamam artık yani olmuyor. yani ne olursa olsun olmayacak bu iş. Gidebilirdi galibiyet bence her şeyi orada değiştirdi Ali Peki, Koç lehine. E, bu maç galibiyetle bitti ama şampiyon kim olacak günün sonunda? İşte şu an Fenerbahçe cephesi e, pek onunla ilgilenmiyor. Çünkü Fenerbahçe cephesi bana sorarsan zaten Galatasaray derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybettiğini anlamış ve biraz onu kabullenmişti. Yani artık o özümsenmişti şampiyonluğun gittiği. Dolayısıyla şampiyonluk gittikten sonra böyle bir karşılaşma oynanıp böyle bir sonuç ortaya çıkınca işte futbolu görünce de ha gördünüz mü işte biz tamam şampiyonluğu verdik ama bütün sezon boyunca söylediklerimiz haklıydı. ...doğruydu gibi bir durum ortaya çıktı... ...bir düşünce ortaya çıktı... ...Fenerbahçe şimdi onun üzerinden gidiyor... ...diğer tarafta Galatasaray'da... ...şimdi Galatasaray... ...şampiyonluk kutlamalarını... ...hazırlamışken, şampiyonluk kutlayacakken... ...böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldı... ...Galatasaray çok çok büyük ihtimalle... ...hafta sonunda şampiyonluğunu kutlayacak... ...Galatasaray'da da... ...iç siyaset açısından... ...Dursun Özbek doğal olarak... ...maçı, oynanan oyunu... ...işte hakem hatasını doğal olarak gündeme getirmeyecek tabii. E, Dursun ne üzerinden gidecek. E, Ali Koç geldi, sağımıza girdi. İşte böyle şey olur mu? E, bu yapılır mı? Biz e, biz de onu anlatıyoruz. işte Ali Koç da hep böyle yapıyor. Ali Koç da şımarıklık yapıyor. Ali Koç da böyle bir işte. Siz doğru gördünüz mü? E, o da bunun üzerinden gidiyor doğal olarak. Çünkü hani Galatasaray'ın bu 90 dakikada hakemle ilgili karşılaşmanın oynanmasıyla ilgili söyleyeceği pek bir şey yok. Yani Galatasaray tam kadro, Fenerbahçe eksik ciddi bir hakem hatası Galatasaray lehine oluyor Galatasaray şut atamıyor o şu bu derken ne konuşacak Galatasaray cephesinde Dursun Özbek bir şey konuşmayacak ama elinde ne var Dursun Özbek'in de işte onun da elinde böyle şey mi olur Ali Koç gitti sahaya girdi eşkıarlık yaptı tezi var o da onun üzerinden gidiyor yani şimdi Ali Koç cephesi kendi tezini işlemeye devam ediyor kuvvetli olarak Dursun Özbek cephesi de o tez o şeyi buldu kendine Çıkışı buldu bence. O da onu işliyor. Ee, Senle bir süreden beri konuşuyoruz. Hani hem iç hem dış siyasete e, yönelik e, mesajlar. Ama e, yani bu mesela derbide e, hem Arda kardeşlerin o hatası olup e, hem de Fenerbahçe kazanamasaydı, o zaman bu haftanın gündemini tahmin edersin. Mesela Hı. şimdi Fenerbahçe cephesi Arda kardeşlerle ilgili bir şey söyledi mi? Hakemliği bırakması falan. Tarzı. Hiçbir şey söylemedi mesela. O da garip. Yani sen bütün sene e, hakemler üzerinde konuşuyorsun, e, hakemlerin işini iyi yapmadığını söylüyorsun, Fenerbahçe'ye karşı kasıtlı hareket ettiğini söylüyorsun. Şimdi bu maçta senin aleyhine ciddi bir hata yapıldı. E, o zaman Arda kardeşlerle ilgili Fenerbahçe'nin bir kelime etmesi gerekmez mi MHK ile alakalı olarak, federasyonla alakalı olarak? Fenerbahçe'de galibiyetin büyüsüne kapıldı. Ama eğer bir şey varsa, böyle bir sistematik bir durum varsa e, sana en kritik maçta en büyük hata yapıldı. E bunun bir karşılığı yok mu? Orası garip değil mi? E, ben şeye emin olamadım. Anlatabildin mı demek istediğimi? Ben anladım şeye emin olamadım. Hani maç sonu Ali Koç Selahattin Baki konuştu ama o konuşmada... Hayır hakemle ilgili bir açıklama gelmedi. Gene gördünüz mü işte bizim dediklerimiz oldu dediler. Öyle yani hiç söylenmedi bir şey değil. Ama hani sert çok yüksek perdeden bir açıklama gelmedi. Hakemle, MHK ile... E... TFF ile alakalı olarak. Bir şeyler söylendi tabii ki. İşte gördünüz mü? Hakem hata yaptı. İşte böyle oluyordu zaten. Bunlar söylendi. Ama peki senin bütün sene kurduğun senaryo zaten bu senaryoydu. E, en büyük karşılaşmada, en kritik maçta senaryonun çok büyük bir hata yapıldı. Ama sen de biraz e, galibiyetin büyüsüne kapıldın. Orası gitti gene. Ya. Ama böyle bir şey olduysa, senin savunduğun bir durum olduysa. Fenerbahçe'nin mesela onun da üzerine gitmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani burada ama. tutarlılık açısından evet, söylüyorsun. Aynen. Yoksa Fenerbahçe'nin evet. bence Hakem'le ilgili bir açıklama yapmaması olumlu bir şey. E, tabii şu ki şu olumlu aşamada. bir şey. Tabii ki olumlu bir şey ama ben kurdukları senaryo üzerinden tamam. bugüne gelinen noktada yani. hani Bak tam tersini düşünün. Aynı hata oldu. Galatasaray bir sıfır kazandı. ya Bugün gündem neydi? Fenerbahçe'nin gündemi neydi? Arda Kardeşler ve MHK değil miydi sizce? Direkt olarak onu bırakması yönünde şey olacaktı. E, bir gündem olacaktı Fenerbahçe'de. Yani bakın işte biz söyledik. E gene en kritik maçta bizim canımızı yaktılar. Böyle şey mi olur kardeşim? Biz bas bas bağırıyoruz diyecekti Fenerbahçe. Burada bunu e, bunun stratejik olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu dediğini artık e, kulüp yöneticileri yapıyor. Hani kazandıkları maçlardan sonra hatta daha fazla hakemle ilgili yorum yapmaya başladılar bu dönem. Burada evet. herhalde derbi galibiyetini e, gölgelememek adına e, hani tabii. sonuçta bu e, Başakşehir'e karşı alınmış bir galibiyet olmadı hatanın üzerine orada belki hakem üzerinden okuyabilirsin daha çok bas bas bağırabilirsin ama burada hani Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemiş dün Ali Koç'un da YouTube'daki o videosunda işte sanatçılar gelmişti geri gittiler sahne kurmaya zanıyorlardı kuramıyorlar işte bütün eğlenceyi bozdunuz. Hani bunu ana gündem maddesi yapmak o açıdan da mantıklı geliyor bana çok hakem üzerinden e, okumamaları. Ya zaten normalde hiçbir şey hakem üzerinden okumamaları lazım da hiçbir takımın e, ben şeyi anlatmaya çalışıyorum hani sezon boyunca konuşulanlar. Tamam işte bu evet, yüzden ha, de ben yapmamışlar diyorum. Se Çünkü zaten bu sezon evet. kazandığı maçlardan sonra da Fenerbahçe çok konuştu hakemlerle ilgili. Galatasaray çok evet. konuştu hatta bu sezon belki daha fazla kazandığı maçlardan sonra Şimdi konuştu. Aygün abi mesaj atmış. Selahattin Baki bir şeyler söyledi diye hakemi unutmadık demiş. Tamam onlar söylendi ama benim anlatmaya çalıştım hani bir açıklama geldi mi? Direkt böyle çok sert karşı tarafı yıkıcı yakıcı bir açıklama gelmedi. Yani burada da iş Mehmet Mehmet Büyükekşi'nin lehine oldu. Yani Mehmet Büyükekşi de bana sorarsan eee MHK ile beraber e, şu derbiden az hasarla çıktı. Böyle tabii, bir tabii MHK'lik bir, MHK bir şey konuşulmadı. Hiçbir bu. şey konuşulmadı. Evet. Tersi olsa onu anlatmaya çalışıyorum size. Tersi olduğunu düşünün. Yani bu hata yapıldı ve Fenerbahçe maçı kaybetti ya yani şu an Gene Mehmet Büyükekşi, MHK, TFF, Arda Kardeşler, MHK içindeki dönen dolaplar onlardan bahsediliyor olacaktı. E, reklama gitmeden bir de şunu okuyayım. İstanbul Valiliği'nin derbi maçı sonrası yaşananlarla alakalı bir açıklaması olmuştu. Hepsini okumayacağım. <laughs> Özet olarak okuyacağım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı yanındaki heyet sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış... Bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü AÇ'ye fiili müdahalede bulunulmuştur. Yaşanan olay üzerine Fenerbahçe futbol takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz sağ içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. bu olayların sona ermesinin ardından Kafiye'nin stadyumun ayrılması 22.52'de sağlanmıştır. müsabaka sonrasında basın ve spor savcısı talimatı doğrultusunda stadyum müdürü AÇ'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir diyor İstanbul Valiliği ve maç içerisinde de açıklamanın en başında var. 62-22 sayılı yasaya uymayan toplam 35 şahsa da işlem yapıldığını söylüyor. Aslında bu. Hani sen de zaman zaman sorguluyorsun e, bu stadyumlara geliyorlar ellerini kollarını sallayıp çıkıyorlar taşkınlık yapanlar. E, ama bu maçta daha önceki maçlarda da oluyor mu bilmiyorum. 35 kişi yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat sebebiyle işlem yapılmış e, valiliğin yaptığı açıklamaya e, göre. Evet 5 e, şahıs diyor burada adli işlem bu isimlerin tabi Emre Kartal 1. Hulusi Bergü 2, Ertuğrul Karanlık sanıyorum ve Fenerbahçe'de iki futbolcu olduğu iddia ediliyor. Valilik tabi isim vermeyerek e, böyle dedikodu çıkmasına da bir vesile oldu bir taraftan ama e, dünkü seklerle birlikte sanki onları e, anlayabiliyoruz. Hani kimlerin bu isimler olduğunu o seyitleri de reklamdan sonra okuyayım. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İdda. 7.40 saatlerimiz e, reklamdan önce PFDK sevklerinden bahsedeceğim demiştim. Dün e, açıklama yapıldı tff.org üzerinden. E, hukuk, hukuk kurulu, hukuk demekte de çok zorlanıyorum. E, Fenerbahçe baya bir maddeden e, sevk edildi. yani Fenerbahçe... Hukuka dilim mi dönmüyor? Dönmüyor. Ülk, ülkede olmadığı için mi? Hangisi? <laughs> dilim dönmüyor. De ha. bakayım hukuk. Hukuk. Kolay diyor musun? Kolay çıkıyor mu ağzından? Ben hep her seferinde zorlanıyorum. Ha, öyle mi? Benim Ekstra var. bir efor harcaman gerekiyor. Anladım. Benim de var öyle. Zorlandığım kelimeler, mi? kelimeler de... Benim hukuk. Onlardan biri Bak yine biri zorlandım. Değil. Hukuk. Belki sen söyledikten sonra artık ben de zorlanıyorum. <laughs> Takılacağım. Şu anda öyle bir problemim yoktu ama bundan sonra <laughs> evet. olabilir. Valla ben hep zorlanıyorum. Neyse. Ee, şöyle Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat. Saha olayları. Talimatlara aykırı hareketleri. 5 futbolcusunun sarı kart, bir futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi. Bu açıklamaların sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketten. Başka bir şekilde yine sportmenliğe aykırı hareketten Selahattin Baki'nin açıklamaları. Hakem ve diğer müsabaka görevli hakkındaki açıklamalar sebebiyle Fenerbahçe kulübü sevk ediliyor. Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Selahattin Baki, sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar sebebiyle ee, sevk ediliyor ki e, Ali Koç ve Sedat Baki tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişler. Eee futbolculardan İrfancan Eribayat hakareti sebebiyle Mert Hakan Yandaş saldırısı sebebiyle Ertuğrul Karanlık saldırısı sebebiyle. Bunlar saldırısı olduğuna göre bu maçtan Maç sonraki. Mesela İrfancan Eribayat hakaret demişler, saldırı dememişler. Demek ki o ...beş kişi arasında İrfan Caneribayev yok diye ben yorumluyorum saldırıdan sevk edilmediği için. Emre Kartal e, yine saldırısı sebebiyle ve aynı zamanda talimatlara aykırı hareketi nedeniyle. E, bütün bu saydığım futbolcu, doktor ve e, Emre Kartal kulüp görevlisi olarak geçiyor. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişler. Osterwald de hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edilmiş. Yani e, burada şöyle bir tezat var. İrfancan Eri Bayat'la Osterwalde'nin sevgi aynı maddeden. Hakaret 41. madde uyarınca ee, sevk İrfancan tedbirli sevk edilirken Osterwolde tedbirsiz olarak sevk ediliyor. Tedbirsiz olduğu zaman oynayabiliyor değil mi? Oynayabiliyor. Buradan peki Osterwolde ile İrfancan Eri Bayat'ı ayıran şey nedir? İlk 11 ve yedek oyuncu olmalı. Ee, bence değil. O da olabilir. Benim aklımda o yoktu ilk madde. Icardi'ye de hani burada sevki tribünlere yönelik ve o Ha, o hareketin yüzünden mi? Ben öyle yorumluyorum. Ben öyle yorumluyorum. Osterbold'e başka bir şey de gördük mü tartışmada? Bilmiyorum işte maç sonunda var mıydı yok muydu? Orada. Ben ona yordum. Çünkü Icardi de benzer bir hareket sebebiyle tedbirsiz olarak hmm. sevk edilmişti. Doğru doğru. Seninki daha mantıklı. Ee, öyle bir hani şey olmasın. ona öyle yaptılar. Buna böyle yaptılar dememek için ama işte böyle yaptıkça da. O zaman de takım otobüs sırasında mı ceza verecekler? <laughs> yani, Icardi orada öyle yapıldı. Aynı gibi. gün içinde olmuştu. Buzdör'de bir acelesi Hı. yok tabi. Maç aslında tedbirsiz olarak tedbirli olarak yapsan da zaten hafta içi cezayı ya da ceza vermediğini açıklayacaksın bir şekilde ama, ama gibi denge politikası. konusunda denge politikası yapmaya çalışıyorlar ama işte elinde kalıyor çünkü İrfan Can Elbayat'a aynı maddeden tedbirli olarak sevk edilince evet. bir anlamı olmuyor. orada da işte MHK'nin pardon özür dilerim MHK'si hukuk kurulunun böyle yalpaladığını sallandığını görüyorsunuz yani Normal bildikleri gibi yapsalar ...İkardi'ye de ne yapılması gerekiyorsa öyle sevk etseler... Bugün e, bu duruma düşmezlerdi. Bence bu kötü bir durum yani e, hukuk kurulu açısından. Daha fazla bu konuyu deşmeyeyim... hukuk demek zorunda kalıyorum sürekli <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Yapay zeka ile alakalı olarak biliyorsun e, bütün işte e, hukukla ilgili e, kanunların Sen de maddelerin diyor ben zorlandım. Tamam Sen sö söylemeye başlarsan zorlanacağım bundan sonra. E, Bilgisayarların girişini yapılacağı Ondan sonra yapay zekanın işte Bunları çalışacağını Öğreneceğini Ondan sonra emsel davaların Dosyalarının yine girişini yapılacağı Kararların girişini yapılacağı Ve bir süre sonra işte bundan 10-15 sene sonra Siz bilgisayara Yapay zekaya Bir dava sunduğunuz zaman o bütün Hem kanunları tarayacak Hem verilen emsel kararları tarayacak Ona göre bir karar verecek ve işte hukuktaki insan faktörü ortadan kalkacak diye bir şey söylenmişti. Şu anki teknolojik gelişmeyle beraber aslında 10-15 seneyi bile bulmayacağım. Ancak biraz ortaya çıktı. Fakat mesela bunu sen Türk futboluna uygulasan, herhalde bilgisayar error verir. Evet. Çünkü bak. emsal kararların bir tanesi, öyle, bir, tanesi öyle, bir tanesi öyle, bir tanesi öyle, bir tanesi öyle, bir tanesi öyle. O yüzden de <laughs> yani yapay zekayı bile bozma ihtimali var. Var var yani bu Türk senin dediğin, dediğin hukukunun. siyaset yani normal hukukta da var bu arada. Yine usulsüz kararlar verip emsal kararları etkileyebilirsin şu anda yapay zeka başlamadan kafasını karıştırabilirsin. Aynen kafası baya karışacak gibi gözüküyor. Hani oradaki insan faktörünü ortadan kaldıralım diyorlar ama bu kararları verenler de işte böyle durumlar ortaya çıkartabiliyor. Yani bu nasıl engellenebilir dersen Mert bunun bizde engellenme ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Çünkü ne yazık ki duruma göre kişiye göre, kulübe göre e, ligdeki konuma göre e, kararlar veriliyor. O yüzden de e, böyle bir durum ortaya çıkıyor. E, bu biraz da aslında şu an Fenerbahçe'nin de pek gündemi değil. Bana sorarsan. Yani herkes neredeyse sevk edilmiş. Herkes bir şeyler var ya Fenerbahçe'nin. Sevk edilmediği madde yok neredeyse. Ama Fenerbahçe çok umursamıyor dersen hayır. Yani çünkü rakip İstanbul spor. E, Fenerbahçe zaten bir mucize bekliyor. Çıkacak cezalar da olsa Fenerbahçe-İstanbul sporu bir şekilde geçeriz diye düşünüyor. Ve artık sezonda bittiği için yani Fenerbahçe'nin pek umurunda değil açıkçası. Bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Tarkan Küçük. İrfan Eribel Trabzon maçında da ceza almıştı. Acaba o sebeple ikinci kez ceza aldığı için Osterbolde tedbirsiz, İrfancan Can tedbirli olarak disiplin kurna sevk edilmiş olabilir mi? O dönem Osterbolde de sevk edildi. E, Osterwald'da de yerde e, olan bir tarafta değil mi tekme sebebiyle? Gerçi ceza alıp almadığını şu anda hatırlamıyorum ama sanki almıştı Osterwald'da. O yüzden böyle bir fark olduğunu düşünmüyorum ikisi arasında. E, bir dinleyicimiz bir soru sormuş. Onu okumayacağım canlı yayında. E, Okan, o da e, Arda kardeşlerin ilk maçtaki hatalarını söylemiş. O dönem Fenerbahçe bir şey dememişti Arda kardeşlerle ilgili. Kendi aleyhine olunca düşman mı ilan edecekti diye bir soru sormuş. Nasıl yani bir daha, bir daha söyle. İlk maçta da Arda kardeşlerdi hakem. Evet. Ee, orada da e, Fenerbahçe aleyhine çok net bir hata yapmadığı için çok iyi ilan, hakem ilan edilmişti diyor. O maç daha çok... Çok iyi bir hakem mi ilan edilmişti? Ser, yani serzenişte bulunmamıştı herhalde. Onu kastetmiş. Çünkü çok iyi bir hakem olarak ilan edildi düşünmüyorum. İlk maçta şikayetçi olan taraf Galatasaray. Galatasaray'dı. Galatasaray'dı. evet. Ee, Jiko, bu, bu maçtan önce Arda Kardeşler aleyhine açıklama yapan taraf da Galatasaray'dı. Cuma günü Metin Öztürk. Arda Kardeşler aleyhine konuştu. İlk maçta hakkımızı yiyen hakemin bu karşılaşmaya verilmesini şöyle buluyoruz, böyle buluyoruz diyen Galatasaray cephesiydi. Fenerbahçe ilk karşılaşmayla alakalı olarak Diyor şey. ki o da işte bir şey demedi, şimdi de dememesi lazım zaten. Öyle bu. şey mi olur canım? Evet. Ona bakıyor kulüpler sanıyorsunuz siz? Ha olması gerekeni söylüyor dinleyicimiz. Yani sen 13 tane iyi maçını yönetir senin bir tane hakem. 14. maçında hata yapsın kulüpler gene açıklama yapar. Yapar yapar ama işte tutarlılık diyorsun ya sen zaman zaman. Burada da o açıdan hani tutarlı olması gerektiğini söylüyor. Hani hiç açıklama yapmadığınız arada kardeşlerle ilgili burada da yapmamanız gereke bağlamış. Neyse çok önemli değil e, bu mesaj. Su, şunu su, konuşayım. E, bu son 5 dakikalık bölümde dün e, Fenerbahçe Kulübü YouTube hesabından e, derbi ile alakalı bir video yayınladı. Yaklaşık 20 dakikalık bir video. E, bunu hani en son Trabzonspor yapıyordu. Abdullah Avcı döneminde kazandığı e, önemli maçlardan sonraki Fenerbahçe e, deplasman yendiği bir maçtan sonra yine o işte, taktik e, olarak neler söylemiş. Fenerbahçe analiz etmesi Abdullah Avcı'nın onlar paylaşılmıştı. Mesela dün e, paylaşılan e, videoda e, böyle bir detay yoktu taktikle alakalı. Taktik yok mu diyorsun kardeşim Fenerbahçe Bir şey demiyorum. <laughs> şey şunu söylemeye çalışıyorum. Şunu düşündürdü bana. Yani Abdullah Avcı'da taktiğin e, ön plana çıkarılması, burada da İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmalarının ön plana çıkarılması. Yani herkes kendi sanki e, zayıf gördüğü, eleştirildiği yerleri bakın. Ya ben aslında iyi taktisyenim. Burada. Abdullah Avcı'nın iyi taktisinin olmadığı mı düşünülüyor? Evet, Abdullah Avcı iyi bir taktisyen. Hani sıkıcı oynatıyor, şöyle yapıyor. Ben öyle yorumladım. Sen katılmayabilirsin. İsmail Kartal'la da ilgili en büyük eleştiri iletişim. Motivasyon verir mi, vermez mi? Kenardaki işte enerjisi falan. Dün en çok İsmail Kartal'ın o konuşmaları. işte kamptaki konuşması, sonra maç önü konuşması, devre arası konuşması. Maç sonu konuşması. Hep onlar verilmiş ama taktiğe dair sıfır detay. Yani Galatasaray şöyle yapar, Osterwold'e sen Icardi'ye şöyle yapacaksın. Hiçbir şey yok. Hmm. Ben buna yordum. Yani Abdullah Avcı kısmında da daha çok taktiğin ön plana çıkarılması. Hani Abdullah Avcı'nın eleştirilmesi işte Beşiktaş döneminde de çok eleştirilmişti taktik anlayışı. Hani Şenol Güneş'ten sonra gelmiş, farklı şeyler denemişti. Hmm. Ben biraz ona yormuştum açıkçası sen tabii daha farklı düşündün. Abdullah Avcı ile ilgili İsmail Kartal ilgili belki katılırsın. Bilemiyorum. Ben o şekilde yorumladım dünkü video. Yani İsmail Kartal'ın ne kadar agresif olabileceğini soyun odasında işte motive edici, edici olabileceğini gösteren bir video oldu. Hani bizim basın karşısında gördüğümüz İsmail Kartal'la alakası yoktu. Dünkü videodaki İsmail Kartal'ın. Bu da tabii normaldir. Soy e, soyun odalarında e, teknik direktörler motivasyon verir. Onu da Görmüş olduk bu vesileyle nasıl verdiğini İsmail Kartal'ın. Bu arada bir detay daha var. En çok hani dünkü 20 dakikalık videodan aklımda o kaldı. E, tercümanların verdiği coşku. Yani İsmail Kartal Türkçe konuşuyor. Ve tercüman anlık ve İsmail Kartal'dan da bir tık sanki bir kademe de yüksek e, sesle o e, motivasyonu geçiriyor yabancı futbolcuları tercümeyle birlikte. Bu e, detay benim dünkü e, videoda hoşuma giden nokta oldu. E, Ali Koç Mesela konuşuyor, bir İngilizce konuşuyor, bir Türkçeye dönüyor. Türkçe bir kelime söyleyip İngilizceye geçiyor. O da yine aynı şekilde tercüme ediliyor futbolculara. Ee, ama o tercüman detayı e, bence güzel bir e, detaydı dünkü e, videodan. E, Mert Hakan Yandaş'ın e, yine başrolde oynadığı bir video diyebilirim en çok e, çekilen isim e, Mert Hakan Yandaş olmuş. Hem antrenman, hem işte otobüsteki görüntüleri mesela Gal e, Galatasaray stadına giriş yaptığında Fenerbahçe kafilesi e, tabii Galatasaray'lar görüyor taraftarlar ileride onlar tezahürat yapıyor. İçeriden de e, camlara vurulmaya başlanıyor ve orada çekilen isim tabii e, Fenerbahçe'nin sosyal medya sorumlusu da kimi çekeceğini çok iyi biliyor. E, Mert Hakan'a odaklanmış durumda ve en ateşli gözüken tabii diğerlerini göremiyorum ama tahmin de ediyorum Mert Hakan Yandaş. Mesela yabancılar e, o kadar fazla değil. E, ama Mert Hakan Yandaş o konuda bayağı istekli, hırslı gözüküyordu. Çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası ama hani o da sevilen bir şey Türk futbolunda bu tarz şeyler. Zaman zaman seviliyor, zaman zaman göze batıyor bilmiyorum. Bu maçta herhalde Mert Hakan böyle çok antipatik gelmemiştir Fenerbahçeli taraftarlara. Tam tersi hoşlarına gitmiştir diye düşünüyorum. Hangi maçı ne kadar önemsiyorsan o maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında yaptıklarında zaten ona yönelik oluyor. Şimdi Trabzonspor için Fenerbahçe maçları sezonun önemli karşılaşmaları. O karşılaşmada bir galibiyet geldiği zaman işte az önce senin anlattığın gibi video çıkabiliyor. İşte biz bu kadar iyi hazırlandık. teknik direktörümüz bu kadar iyi taktisyen. sonunda da kazandık. Şimdi Fenerbahçe için de aynı durum. Yani Fenerbahçe şu an kazandığı Galatasaray maçının keyfini sürüyor. Keyfini de her şey <laughs> özür dilerim her şekilde sürmeye çalışıyor. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla yönetici açıklamaları taraftarın söyledikleriyle bunlarda garip bir durum yok ama <laughs> o videolardan hani bir şey çıkar mı dersen Bence pek bir şey çıkmaz yani o videolarda İsmail Kartal'ın işte motivasyon konuşmalarını göstermesi Fenerbahçe'nin daha fazla yer vermesi İsmail Kartal'ın çok iyi bir konuşmacı olduğu ispatlamıyor Yani bir hafta önce de İsmail Kartal sağ içerisinde Fenerbahçe futbol takımı Maça çıkmak üzereyken oraya gittiği için eleştirilen bir insandı. Yani bir haftada mı mesela İsmail Kartal'la ilgili insanların görüşü değişecek? E, o yüzden bence pek öyle bir şey olmaz. Hani o sadece işte kendi taraflarını mutlu etmek için, kendi camianı mutlu etmek için hazırladığım bir e, video oluyor. E, o videolar da taraftara geçiyor tabii. Taraftarın da e, keyifli oluyor şimdi. Çünkü taraftar da çok keyifli durumda. Hani Fenerbahçe taraftarı da e, Fenerbahçe yönetimin... Söylediklerinden farklı düşünmüyor ki Fenerbahçe taraftar da tüm sezon boyunca hakkını yendiğini, daha iyi takımı Fenerbahçe olduğunu ama işte Galatasaray deplasmanında 10 kişiyle kazanınca gördünüz mü Ya getiriyor Fenerbahçe taraftarı da o hissiyatta. Şimdi o hissiyatta olunca Fenerbahçe taraftarı da e, o videoda onun çok hoşuna gidiyor. Yani bunlar işin doğası, normali. E, oradaki temel konu e, kendin her türlü e, şey yapabilirsin bana sorarsan sosyal medyanla alakalı olarak. Yani işte hocanın konuşmasını verebilirsin, taktiğini verebilirsin, oyuncuların ruh halini verebilirsin. Yani yeter ki e, belden aşağı rakibe vurma. Rakibe gene gönderme de olabilir rakibe ama rakibe belden aşağı vurmadığın sürece yani bu kendi taraftarın için e, son derece doğal, normal geliyor bana. Bir aşağı ötekini yapma. E, bir şey görmedim sadece hani gönderme olarak e, otobüsün arka koltuğunda bu Icardi'nin... Hani yatış o da, şeyine o da bir gönder şey Onda bir şey yok zaten. Evet, aynen, o, aynen. Yani. O Çok Sonuçta, fazla bir şey değil yani bel altı bir da, şey değil. Mesela Icardi onu yaptığında da e, çok bir şey yok. Ne derler ne? onu yapması da çok garip bir şey değil. Çünkü bir hakaret yok bir şey yok. E, Fenerbahçe'nin ona cevap vermesi de garip değil. Araya gidelim. Saat başında buradayız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İdda. 8.01 saatlerimiz Fenerbahçe'nin dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı videodan bahsediyorduk. 20 dakikalık bir video. Tabii böyle bir derbi galibiyetinden sonra herkes mutlu. Dünkü video ile birlikte taraftar da o mutluluğu tekrar yaşadı. Hani o maçın galibiyetinin etkisi herhalde bir süre daha devam edecek Fenerbahçe taraftarında. Dün tabii o videoda dikkat çeken noktalardan birisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un her noktada takımla birlikte olması neredeyse. hani maç öncesi kamp günü bir toplantı odasına toplanıyor futbolcular. Önce İsmail Kartal bir konuşma yapıyor, ardından Ali Koç konuşma yapıyor, bir motivasyon konuşması. Çocukların mutlu olmasından bahsediyor, kaybedecek bir şeyi olmadığından bahsediyor. Maç sonu tabii stadyuma geliyor. Orda soyunma odasında tek tek futbolcularla sarılıyor. İsmail Kartal'a sarılıyor orada. Yine işte Galatasaray'ın partisini mahvettiniz. Şarkıcılar geri dönmek zorunda kaldı. Herhalde görmüş yolda. Ali Koç'ta onlardan bahsetti. Dikkat çeken detaylardan biri oydu. Bir diğer detay Osei Samuel'in tabii bu maçta normal şartlar altında oynayamayacak durumda olması ama İsmail Kartal'ın e, yaptığı açıklamada da gördüğümüz gibi e, onu bir şekilde ikna etmesi ve Osay Samuel'in de hani maçın başındaki bir hatası hariç e, orada sarı kartta görebilirdi Barış Alper'i kaçırmıştı. Gerçekten kusursuza yakın bir oyun ortaya koyması devre arasındaki konuşmada İsmail Kartal hemen arkasında gözüküyor Osay Samuel ve e, belli ki çok rahatsız e, fiziken. Yani çok ağrısı var, sızısı var. E, o şekilde e, maçı da tamamlıyor değil mi Osay Samuel oyundan da çıkmıyor. 90 Anladım, dakika 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandı Fenerbahçe ama Osel Samel de Barış Alper gibi yani şu anda Türkiye'de karşınızda olmasını istemeyeceğiniz bir numaralı oyuncuya karşı bu şartlarda bunu doğru, doğru başarıyor. Tamam. Gerçekten o da hani bu galibiyetin mimarlarından birisi. Belki çok isimli olmadı. Çok ön plana çıkmadı bu karşılaşmada. Bireysel performansı ama baktığımızda bu kadar savunmada iyi bir Fenerbahçe varken Osel'in de payı muhakkak var. E, maçın yıldızı gol atan bir anlamda Çağlar Söğüncü. Tabii o da devre arasında takıma katıldı. Maçın Hat... yıldızı Çağlar mı dersin? Şöyle, gol attığı için derim. Performans olarak Fred tabii ki ön plana çıkıyor. Ona bir itirazım yok ama gol attığı için hani maçın oyuncusu ödülü <laughs> verirse herhalde Çağlar'a verilirdi. Ben iki tane Fred'e verirdim. Bir önceki maçın ödülünü de alır gene Fred'e verirdim. <laughs> Hatta bir sonraki maçın ödülünü alıp gene Fred'e de verebilirdim. Yani Fred olağanüstü oynadı bence. Çağlar dediğin gibi tabii. Gol attı, skoru belirledi ama yani... Fred hani neden bu kadar önemli bir oyuncu olduğunu oynamadığı zaman Fenerbahçe'nin neden bu kadar zorlandığını şimdi bir de Fred'in oynadığı merkezdeki ikiliye bak yani bir tanesi zaten Jiku. Hani orijinal mevki orada olan bir oyuncu değil. Onun sorumluluğu sende. Ardından bir de merkezde bir kişi eksiliyorsun. Ama dün mesela şey güzel bir tespit yaptı. Hoşuma gitti. Engin Çetin şunu söyledi böyle dedi 10 kişi kaldığın karşılaşmalarda genelde 4-4-1'e dönüyorsun 4-4-1'e döndüğün noktada bir tane kanat oyuncusunun orta sağ tandanslı olması takımların çok işine geliyor dedi hani 4-4-1'de bir kanat oyuncusu olabilirdi mesela şimdi orada şöyle de olabilirdi Fenerbahçe'de değil mi farz et Joshua King'le başladı Joshua King'i tabii ki çıkartabilir orada ama fazla bir değişiklik yapmadan Hatta hiç değişiklik yapmadan sadece bir oyuncuyu kaydırarak yoluna devam ediyorsun. Evet. Onun da öyle olması bir avantaj dedi. Hani Fenerbahçe şimdi Jiku ile başladı. İşte Jiku kırmızı kart gördü. Ondan sonra e, orada Mert Hakan'ın da varlığı bir orta saha e, gerçek bir orta sahanın orada olması Fenerbahçe'nin işine geldi. Ama ne olursa olsun hani Fred hem e, savunmacıları düşünürsen iki tane savunmacı Fenerbahçe'nin ilk iki stoperi değil. Hem yanında oynadığı oyuncuyu düşünürsen e, çok fazla sorumluluk alması gerekiyordu. Onu da yaptı. E, hakikaten sezonun en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Golü atsa o organize gelişen atakta evet. zaten skorda katkı yapıyor. İkinci yarıda bir tane daha girdiği pozisyon var hatırlarsın. Orada topa dokunamadı. Hatırlıyor musun? Bir top geldi. Koştu böyle. Musler'in ön önünde topa dokunamadı. Hatırlamıyorum. Bir pozisyon Çaklar daha var. Yaptım, Koşu öyle. yapıp dokunamadığı bir top daha var. Orada da yine skora da etki yapabilirdi, etki verebilirdi. o yüzden evet Çağlar tabii ki skoru değiştirdi ama Fred dediğim gibi yani 3 tane maçın adamı ödülü alırdı. Benim de Çağlar'ı söyleme sebebim bu paylaşılan videoda arka koltukta yine işte Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Bayat Tadic, Fred ve en cam tarafında da Çağlar Soyuncu var. Şarkı çalıyor işte orada Tadiç eğleniyor. Fred kulaklığı var ama o da eğleniyor. Çağlar önündeki telefonla ilgileniyor. Pek fazla o eğlenceye katılmadı. Onu da merak ediyordum. Yani maç sonu... Mert Elom'un şey fotoğraflarına bakıyor. Söyle ismini. Balkan, mi? Balkan turu fotoğraflarına bakıyor. Sıra telefonunda. <laughs> evet. Orada gelen mesajları mı okuyor? Kendisiyle ilgili yorumları mı okuyor? akrabalığıyla mı? Eşi dostuyla mı mesaj hmm. yaşıyor? Bilemiyoruz tabii ki. Hani şunu merak ediyordum. Çünkü ben mesela kendimi orada galip takımın futbolcusu yerine koyduğumda çok böyle abartı sevecin içinde olmazdım. Acaba Fenerbahçe'de öyle bir futbolcu var mı diye merak ediyordum. Hani herkes Mert Hakan kadar tabii eğlenmek durumunda değil. Çağlar'da gördüğüm kadarıyla o isim. Daha sakin kalan en arkada oturmasına rağmen e, sakin kalıp önündeki telefonla ilgilenmeyi tercih etti. Tabi maç sonu sevinç yaşandı. Mesela Ferdi'nin sevinci normalde Ferdi çok daha soğukkanlı bir karakter ama e, videoya yansıyan sevinçleri bayağı Coşkulu Ferdi Kadıoğlu. Hatta en son Samandıra'ya gittiğinde takım Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Ferdi orada tezahürat başlatıyorlar. Yani Ferdi de kendi sanki kabuğunu biraz kırmış gözüküyor. Önceden daha içe kapanık bir futbolcuydu. Son dönemde o da bu tarz e, sevinçlerin içerisinde yer Ama alıyor. Ama Ferdi'nin de sağ içerisinde böyle bir anda parladığı sinir anları da var. Var sinirlenebiliyor. Yani Ferdi'nin içinde bir canavar yatıyor gibi bir anlamda. Bir anda parlıyor sonra bir anda sakinleşiyor Ferdi. Öyle ilginç bir şeyi var özelliği var. Normalde sakin hiç mesela hakemle rakiple uğraşmıyor. Ama böyle bir pozisyonda bir anda öfkesi tavan yapıp ondan sonra gene <laughs> normale dönen bir yapısı var. Bana benziyor biraz onu diyecektim yani sana değil hani herkes bir taraftan böyle ben de sakin gözüküyorum normal şartlar altında herkesin yükseldiği parladığı dönemler oluyor yani bizde ya sosyal yani sürekli mı? sinirli bir şey var ya Tabii. havası var ya de sürekli sakin mesela sürekli sakin olan insanlar beni çok rahatsız ediyor. Öyle kötü bir şey. Kötü bir şey yani sürekli, sürekli sakin, sakin olamaz, olamaz. olmamalı lazım zaten normalde. O bir şeylerin yolunda gitmediğini göstergesi yani. aslında. Biraz bir şeyleri sinirli bir tepki göster, bir duygu göstermen gerekiyor değil mi? Aynen katılıyorum. Ben de kendim onlardan bileyim aslında. Bunun da normal olmadığını artık yeni yeni idrak ediyorum. Biraz daha duygu göstermeye başladım. Kendi hayatımda. Masaya yumruğu vuruyorum. Diyorsun. O anlamda değil sadece. Şey olarak düşünmeyin. hani İlla sinirlenmek olarak değil. Daha çok duygusunu, rahatsızın dile getirmek, içe atmamak olarak değerlendirebilirsin. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili notlarım arasında bir de az yıldırım notum var. O şekilde Fenerbahçe bölümünü de kapatalım. Dün Fenerbahçe'nin başkanı da Aziz Yıldırım Kalamış'ta bulunan bir restoranda Kongre üyeleriyle bir araya gelmiş ve orada yaptığı bir ifade, bir açıklama dikkat çekici. Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için biz Galatasaray'ı yeneceğiz demiştim. Öyle bir noktaya geldik ki biz şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir diyor. Tabii şunu diyebilirsiniz bana. Ee, ne diyecekti? yani Fenerbahçe şampiyon olmasın bir seçilelim mi diyecekti. Demeyecekti. Zaten böyle bir şey demesi zaten seçim kaybettirir ama bunu da demesi bir yandan e, garip geldi bana. Hani seçimle ilgili bir kehanette bulunması. Şampiyon olursak e, kazanma şansımızı kaybederiz. Sanki o şeyi söylemesi de. Yani böyle bir sezonda, böyle bir şampiyonlukta şampiyonluk sonrası eğer şampiyonluk gelirse hiç şansımız olmaz diyor. Çok anormal mi? Hayır anormal değil zaten. Doğru tespiti. Hmm. Şansını kaybedersin ama bunu ifade etmesi hmm. başkanlık yarışındayken şey geldi. Hani Garip geldi sadece. Yoksa dediği doğru. Yani Ali Koç Fenerbahçe buradan şampiyon olursa başkanlığı alma ihtimali zaten yüksek. Daha da yükselecek. Üzerine bir de sen dün reklam arasında ya da program dışı söyledin Fenerbahçe'nin bir de Euroleague macerası var bu hafta. cuma <laughs> pazarda olası final e, maçı. Orada da bir şampiyonluk. 2017'den sonraki en son az Yıldırım döneminde bir şampiyonluk var basketbolda Euroleague'de. Tek şampiyonluk. E, o da daha e, güçlendirir tabii. Ali Koç yönetimi. Tabii tabii. Zaten diğer amatörleri söylememe gerek yok. Şu anda ezeli rakipleriyle e, orada acayip bir fark var. Galatasaray'la Beşiktaş'ta bir sürü şampiyonluk geldi. E, gümbür gümbür alır Ali Koç oradan ama işte işi kolay değil. Fenerbahçe'nin bu hafta sonu Konyaspor Spor-Galatasaray mücadelesi var. E, i̇ddialar, e, iddia oranlarının ne olacağı mesela bir dinleyicimiz e, sormuş. Yurt dışında bahisler açılmış bu maçın iddia oranlarıyla, yani oranları bahis oranlarıyla alakalı olarak. Türkiye'de açıldı mı onu da bir kontrol edeyim açılmamış henüz bizde oranlar ama ne olacağı beraberliğe kaç oran verileceği yurt dışında çok düşük oranlar veriliyormuş şu anda beraberliği olması gerekenden. Çünkü iki takıma da beraberlik yarıyor. Bunlar önemli tartışma konuları. Konya Spor da tabii bu durumun farkında ve dün bir açıklama yayınladı Konya Spor Cephesi. Onu da reklamdan sonra okuyayım. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 8.17 saatlerimiz dün akşam Konyaspor'un yaptığı açıklamayla devam ediyor. Sosyal medya hesabından kamuoyunun dikkatine sahada tüm takımlar mücadele etmeli başlığıyla bir açıklama yayınlandı. Konya Spor'umuz Süper Lig'in son haftasında sezonun kendisi adına en kritik maçına çıkacak. Ligde kalmak adına ekonomik ve manevi büyük uğraşlar veren kulübümüz pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya şehir olarak kenetlenerek çıkacak. E, bu vesileyle kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında ise kulübümüze ithaf edilen yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz. Renk fark etmeksizin insani ve ahlaki değerlerden yoksun kişilerin bizi anlamadığını biliyoruz. Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu gürha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Harcamışlar değil mi ona mı güldün? Yok. Neye güldün? Okuyayım mı? Oku. Çin'de bir tane yayıncı gitmiş. 4600 tane telefon almış. 4600 tane telefondan kendi yayınlarını izlemiş. Ayda da 4 ayda da 415 bin dolar para kazanmış. 4 ayda. Evet. Saygıyla eğiliyorum <laughs> <laughs> her kimse. Telefonun <gülüyor> maliyeti. <gülüyor> ne? Telefonların maliyeti. Yani 4600 tane yayın izleyebilecek telefon çok şey değil de 415 bin dolardan pahalı olduğunu hiç zannetmiyorum. Ucuz şeyler <laughs> almış Ne? Ucuz. ucuz telefonlar almıştır. Yani şu girişimci ...şeye hayran kaldım. Konya Spor'un açıklaması... ...tabii ki önemli ama benim ölüme bu düştü. Ben de buna hani Bu gruba evet, evet. ne söyleyecek sözümüz... ...ne de harcayacak zamanımız var deyip... ...aslında söz ve zamanı harcamış Konya Spor. Ben de orada bir çelişi ha. gördüm. Ona gülecektim. E, sen ona güldüğünü zannettim. Değilmiş. Evet, evet. E, Konya Spor Kulübü bunlara gereken cevabı... ...sağda verecektir. E, Süper Lig'in son haftasının sadece... ...Tümosan Konya Spor üzerinden yorumlanmasını... ise şaşkınlıkla izliyoruz. Oysa... Kıran kırana geçen ligde kalma mücadelesi ligin 38. haftasında da devam edecek. 90 dakikalar sonucu belki üçlü hatta dörtlü avaraş hesapları devreye girecek. Hal böyleyken şampiyonluk yarışı ne yazık ki bulunduğumuz konumu gölgede bırakıyor. Kamuoyuna altını çizerek hatırlatmak istiyoruz. Konya Spor Kulübü olarak ligde kalma mücadelesi veren takımlara rakip olan herkesin aynı mücadele hassasiyetiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tatil modu ve rehavet kafasıyla çıkılacak maçların Şehir takımlarının kaderiyle oynayacağını kimse aklından çıkarmasın. Konya Sporumuzun maçı kadar Trabzon'da, Pendik'te ve Hatay'da oynanacak müsabakaların konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için Süper Lig'in 38. haftasındaki önemli maç programını belirtmek istiyoruz. Diyor. Konya Spor Galatasaray, Trabzon Spor, Ankara Gücü, Pendik Spor, Gaziantep, Hatay Spor, Çaykur Rizespor maçları. Ve son kısım büyük Konya Spor taraftarı denerek başlanmış. Gerek evimizde gerek deplasmanda takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadınız. Yeri geldi yağmur çamur demeden stadyuma geldiniz. Yeri geldi yeşil beyaz uğruna kilometrelerce yol yaptınız. Son ana son düdüğe kadar her zaman Konya Spor'umuzun yanında yer aldınız. Şu an hep birlikte son düzeye girdik. O yüzden daha yüksek sesle kenetlen başka Konya Spor yok dedi. Dün Konya Spor Kulübü açıklama bu şekilde. E, şimdi şöyle de bir beklenti görüyorum kutuklarımdan. E, Konya Spor daha yakın zamanda Fenerbahçe ile de bir karşılaşma oynadı. E, o maçta tabii ki Konya Spor'un kümede kalması için önemli bir karşılaşmaydı. O maçtan önce e, şehrin ileri gelenleri işte valisi, belediye başkanı vesaire antrenmanı e, ziyaret etmişlerdi. Bir hani moral motivasyon konuşması bu hani takım ayırt etmeksizin oluyor bence ama e, şimdi beklenti biraz okuduğum kadarıyla Fenerbahçe taraftarında bu maç öncesi de benzer görüntülerin ortaya çıkması. Yani Galatasaray maçına da aynı konsantrasyon aynı e, şehir birlikteliği valisi belediye başkanı kimse orada işte jandarma genel komutanı bunlar da bu tarz isimler de bu arada gidiyorlar antrenmana onların Fotoğraflarını da gördüm. Konya Spor'da mıydı? Başka bir takımda mıydı? Gaziantep de olabilir. Karıştırabilirim ama bunlar oluyorken hafta içi yine böyle bir görüntü bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. Bakalım zaten olursa sosyal medya haber sitelerine de düşer o görüntüler. Konya Spor'un açıklaması bu. Buradan Galatasaray'a geçiş. Bence Konya Spor'un bütün bunlardan ziyade düşünmesi gereken nokta şu olur. Galatasaray işini şansa bırakır mı? Ben Galatasaray işini şansa bırakacağını düşünmüyorum. Ben Konyaspor Spor cephesinde olsam oradan çekinirdim. Yani Galatasaray mesela 81. dakikayı 0-0 girmek ister mi? Yok. istemez. Hiç kimse istemez. Yani şampiyonluk yarışında hiçbir takım istemez onu. Bunu ancak ancak önceden anlaşırsan yapabilirsin. De, Bu tam, riski. Öyle, öyle bir şey de olmayacağına göre. Yani olm olmaması <laughs> gerekiyor. Öyle bir şey olursa zaten bu... Öyle bir şey olmayacağına göre Galatasaray istemez bunu. Şimdi Galatasaray istemediği noktada... E, ...senin o performansı ortaya koyman lazım. Bak tekrar söylüyorum. Bence çok basit bir mantığı var. Yani Konya Spor olsam bırak açıklamayı, şehrin ileri gelenlerini... ...cartı, curtu falan. Hepsi hikaye onların. Onları geç yani. Onlar e, bence işin hikaye tarafı. Ama şunu düşünürdüm yani. Ali Çamdal'ın yerinde olsam... ...ya bu Galatasaray geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilmiş maçın son bölümüne 0-0 1-1 girmek ister mi? İstemez. Futbol bu. Bir tane atarsın şampiyonluk gider. Bir tane atarsın ligden düşersin. Yersin ligden düşersin. O yüzden de e, benim çıkış noktam o olurdu açıkçası. Konya Spor Cephesi olsam yani Galatasaray şansa bırakmayabilir. O yüzden mesela bir önceki hafta hani oldu da Fenerbahçe kazandı. Ya ben şunu söylemiştim Galatasaray 3-0 yapar 15 dakikada yani. O riski almak istemez hiçbir takım. Bir de ligde diğer takımlarla aranda bu kadar fark varken bunu kabul etmek gerekiyor şimdi. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a bak. E, hücum güçlerine bak, attıkları gollere bak, şu anki özgüvenlerine bak. Bir de diğer takımlara bak. Yani Konyaspor ligin en kötü takımlarından biri, hiç tartışmasız. O yüzden e, ligin 37. haftasında hala ligde kalmaya çalışıyor Konyaspor. Hala o puana ihtiyacı var. Çok kötü bir takım olduğu için durduk yere olmadı bu 37 hafta. Artık daha puan cetveli yalan söylemez. O yüzden de yani Konya Spor'un işi bence çok zor. İkili avarajda hatayla eşitler. 3 1 2-0 bitti karşılaşmalar. Ben yani Galatasaray'ın öyle ya da işte senaryolardaki gibi pek öyle hani 0-0 olsun bir puan falan hiç işte pek dinleyeceğini zannetmiyorum. Yani bu konyaspor açısından esas tehlike budur. Evet Galatasaray bir Fenerbahçe maçında pek iyi gözükmedi ama e, peki iyi gözükmemesindeki faktörlerden biri ben çok motivasyon kısmında değilim. <laughs> rahatlık, rehavet kısmında değilim. E, Fenerbahçe'li futbolcuların e, performansının, e, fiziksel kapasitesinin, konsantrasyonun bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Konya Spor aynı şekilde oynatmayabilir mi Galatasaray? Pek zannetmiyorum yani bir e, sabekte o sayesinde öyle yok. Orta sahada bir e, fredi yok Konya Spor'un savunma ikilisi e, Çağlar Osterwold'e kadar atletik isimlerden kurulu değil savunması yani savunma hattı Konya Spor'un felaket yani Ahmet Oğuz'da oynadığı zaman Oğulcan oynadığı zaman Uğurcan var Uğurcan e, şey Adil 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 yani hepsi Sakar hepsi pozisyon hatası yapıyor e, yani Konya Spor'un sahada... çok zor kimin Konya, Konya spor, spor işi çok zor. E, orta sahada <laughs> Enzonzi işte bu hafta gol de attı. Güzel de bir gol attı. Ama o da e, klasik bir altı numara gibi değil. Sert değil. Hmm. E, hani Fred kadar hareketli bir oyuncu da değil. Hani işi çok zor. O yüzden Konya Spor'un. Galatasaray kendi gibi oynayabilirse yani standart oyunu Konya karşı zaten çok rahat bir galibiyet gelir. E, birkaç detay var aklımda. Mesela... E, ...senenin ortasına doğru, sezonun ortasına doğru... ...bir soru sormuştum sana. En çok şut atıp gol atamayan futbolcular listesi. Evet ben Hatırlıyor bilememiştim. Musun? Hala bilemiyorum. Hala unuttum onu. E, Yusuf Sarı'ydı. Yusuf Zirvede Sarıydı. sonra attı. Hı hı. E, Tete vardı. Hala atamadı. Bin dakika kadar oynamış. Diğer isim de Soner Dikmen'di. 3 ya da 2 son numarada. Soner son hafta. Son bu hafta, hafta, hafta. Kayseri maçında... ...golünü attı. İlk golüymüş. 3000 küsur dakikada. <laughs> Ki maçın da... <laughs> e, hem Hücum tarafında çok etkili hem savunmada da aksayan, hatanın içinde yer alan oyuncusuydu. Çok da eleştirilen taraftar tarafından da yuklanmaya başlanan bir isimdi. Hani Galatasaray maçı öncesi o şanssızlığını kırdı gol anlamında. Bir özgüven depoladı. O belki son maçta Konyaspor'un Spor'un işine gelebilir. O bir not olarak aklımda. Diğer not Icardi'nin bu Fenerbahçe maçındaki istatistiklerini biz yayında söylemedik. Konuşmadık. Dün baktım hani sosyal medyaya düştü. Haber kanalları da bu istatistiği haberleştirmiş. Icardi'nin e, Fenerbahçe maçında toplam e, 7400 metre kadar mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Bu ortalamanın çok çok altında bir sayı. Yani normalde hani tamam orta sahalar bekler 10 bin, 10 bin 500, 12 bin, 11 .500 yapar. Hani center biraz daha 9 binlerde falan kalabilir ama 7500 çok çok düşük. Yani genelde zaten iyi bir orta saha oyuncusu 6 kilometre yakın koşuyor ilk yarıda. Evet. O <laughs> ilk yarıdan, ilk yarı sondaki listelerden hatırlayacaksınız dinleyicilerimiz. Daha dikkat çeken kısım sprint kısmı. Belli bir hızın üzerine çıktığı koşularda ilk yarı 20 küsür metre herhalde ikinci yarıda sıfır. Evet. Hiç sprint atmamış. Hızlı koşusu var tabii ki. Bütün maçta yürümemiş ama bunun çok düşük kaldığı dikkat çekmiş hemen Mauro de. E, maç sonu da işte bandajla çıkması hala fiziksel olarak kendini tam olarak hazır hissetmemesi Icardi'nin bir e, soru işareti diyeceğim. Sezon bitti artık. Hani e, ve bu haliyle de goller attı aslında diğer takımlara karşı ama Fenerbahçe'ye karşı tabii bu e, performans yeterli olmazdı. Konya karşı yine yeterli olabilir. Yani Konya Spor'a karşı da yürüse bu 7400'ün 4500'ü zaten yürümeymiş Icardi'nin. Konya Spor'a karşı da büyük ihtimal böyle bir tablo göreceğiz ama burada daha çok beslendiği noktada o yürümesi sprint azlığı herhalde göze batmayacaktır. Ama yine de özellikle Avrupa maçları için önümüzdeki dönem bir soru işareti Icardi'nin bu fiziksel kapasitesi. Yüzde yüz öyle ama Galatasaray yani daha önceden de anlatmaya çalıştım ben Icardi'yi olduğu gibi kabul eden bir kulüp. Bence Okan Buruk da öyle. Okan Buruk da olduğu gibi kabul eden bir teknik direktör. Yani Icardi'den artık Böyle çok düzenli antrenman yapmasını, o düzenli antrenmanlarla beraber fizik kondisyonunu belli bir seviyeye çekmesini bence Galatasaray pek beklemiyor. Okan Buruk'ta işte zaten oradaki baş isim, yani baş sorumlu diyelim. Galatasaray, Icardi'yi böyle kabul etmiş durumda. Icardi'nin zaman zaman bu tarz istatistikleri ortaya çıkacak. Gol atamadığı karşılaşmaların ardından, Galatasaray'ın puan kaybettiği ya da mağlup olduğu karşılaşmaların ardından bunları göreceksin. Ama diğer tarafta büyük ihtimalle işte 38 36 maçlık sezonların 20 25'inde de Icardi gene gol attı. Galatasaray kurtardı. Gördüm attığı güzel golü diye haberleri de göreceksin. Yani bu Icardi'nin Galatasaray'daki hikayesi. serüveni bu şekilde Sağ içerisinde golü attığı sürece az önce senin verdiğin istatistikler çok göze batmayacak, konuşulmayacak. Ama bir bakacaksın Icardi işte penaltıların desteği de olsa Sezonda gene 20-25 gole gelmiş. Şimdi bu seneki Icardi performansı mı gol olarak daha iyi? Geçen seneki mi? Bu seneki galiba değil mi? Bu seneki Bu seneki performans totalde mi? daha iyi diyebiliyorum Icardi'nin. Total attı. mi? Lig... Geçen sene abi. ama şey yoktu. Avrupası yoktu. Ya, lige de bakabilirsin. Ligde de galiba daha çok attı Icardi. Bu sene 23 golü var. Geçen 6'sı sene. penaltı. Geçen seneye de biraz pes saniye 2. verirsen geçen seneye de bakacağım. 33 maç 23 gol bu sezon. Geçen sene 24 maç 22 gol. Evet. Ama daha çok gol attı işte. Ama hani, e, tabii ki verimlilik daha yüksek geçen sene de. Hani anlatmaya çalıştım. E, atıyor gördün mü yani 20 gol, e, 22 gol, 23 gol. Bu adam sana atıyor. Yani i̇şte bunu kaç haftada atıyor? Geçen sene 4 haftada atmış. Bu sene zaten e, Icardi'nin mesela oynadığı maç sayısı yanında şu istatistik de verilmeli. Sakat sakat oynadığı maç sayısı. Yani 34 maç oynadı örnek. Kaç maç oynadı bu sene? 33. 33 mü? 33 maç oynadı. Parantez içinde onun da sakattı desen herhalde Icardi için çok yanlış olmaz. Yani Galatasaray sezon içerisinde aman Icardi olmazsa olmaz mantığı Icardi'nin birçok karşılaşmayı da zaten hani sadece maça çıkarak tamamlamasını beraberinde getirdi. O hafta antrenman yapmadan sadece iğne ile Galatasaray öyle bir şey geçirdi. Hala Okan Buruk daha geçtiğimiz günlerde Icardi'nin ayağında sakatlık var diyordu. Evet. Daha yeni söyledi bunu Okan Buruk. Dolayısıyla yani gelecek sene için sana %100 katılıyorum. Yani Galatasaray'ın daha üst düzeyde rekabet ettiği her ortamda fiziki olarak direnç koyması gereken her ortamda Icardi'nin bu fiziki güçsüzlüğü gündeme gelecek. Ama bu işte sezon boyunca 5-6 maçta gündeme gelirken Icardi'nin gol attığı 23-24 karşılaşma Icardi'yi yine çok farklı bir yere koyacak. Bazen oyuncu olduğu gibi kabul etmek gerekir. Yani ben Icardi'nin bu saatten sonra herhangi bir motivasyonla o fiziki kapasitesini yükseltebileceğini pek düşünmüyorum Mert. Peki e, burada sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. E, mesela futbolu e, bırakmayı düşünen oyuncularla ilgili endişelerim var. Evet. İşte Mert Ersin bunu açıklayıp e, sonra vazgeçme yönünde bir kararı seni endişelendiriyor performans olarak mesela Icardi de hani futbolu bırakmayı düşünmüyor ama sanki bu antrenman isteksizliği bana onu çağrıştırıyor. mesela bunun onun senin nazarında bir farkı yok mu? Yani Icardi de seni neden endişelendirmiyor da Mertens'inki ya da o tarz durumlar endişelendiriyor mesela. Icardi tembel. Icardi'nin ben e, tembel olduğunu düşünüyorum o antrenman konusunda. İşte bu yani Icardi bir normalde değil mi? yapabileceğinin bence genel olarak kariyerinde de öyle yapabileceğinin çok daha azıyla yetenen bir isim. Elindeki e, yeteneği düşünürsen, golcülüğü düşünürsen, yani çok daha üst seviyede mesela Icardi Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirip pat diye yine başka bir kulübe transfer olabilirdi. Icardi'yi hani geçen seneki fiziki durumunu biraz daha yükseltmiş bir Icardi'yi birçok kulüp isterdi gene. Bunu sadece şey olarak düşünmeyin hatta hiç oraya düşünmeyin. Suudi Arabistan kulüplerinden bahsetmiyorum bile. Avrupa'da her takım golcü arayan her takım e ya Icardi'yi alsak mı diye gündeme getirebilirdi ama pek istemiyor. Belli. Yani Icardi'nin o taraklarda bez yok. Icardi rahat olmak istiyor. Futbol oynamak istiyor bana sorarsan ama çalışmak istemiyor. O kısmı peki Cardi'de yok. Yani o kendi ona bahşedilen yeteneğiyle beraber artık kariyerinin sonuna kadar bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Mertensinki Mert ki bir karardı. O karar beni endişelendirir her zaman. Yani çünkü sen o kararı değiştirtiyorsun oyuncuya. Anlatabildim mi? Ben yoksa bir oyuncunun karar vermesinde herhangi bir şey görmüyorum. Şimdi ama mesela sen Real Madrid olarak Dün açıklama yapan Tony Kroos'un tekrar kapısını çal. Ya Tony Kroos gel futbolu bırakma. Bırakma ya iyi oynuyorsun. Bir sene daha devam et dediğin zaman o beni endişelendiriyor. Çünkü sen karar vermiş bir oyuncunun fikrini değiştirmeye çalışıyorsun. Yani kafada bitirmiş. Ondan sonra da ya gel sen bak çok iyisin. Gel bir sene daha oynuyor dediği zaman bence orası tehlikeli. Çünkü kararı o veriyor. Şimdi Icardi futbolu bırakma kararı vermiyor ki. Icardi şey yapmak istemiyor. Zorlamak istemiyor kendini. Yetiniyor mevcut durumda. Yani ben diyor zaten bu halimle. Türkiye Ligi'nde 20-25 tane gol atıyorum. Fazlasını istiyor muyum? Hayır. Beni burada çok seviyorlar. Ben burayı seviyorum. İyi de kazanıyorum. Pek şeyde hedefim yok artık. Daha iyi bir takıma gitmek. Avrupa'da daha büyük bir ligde oynamak gibi bir şeyim yok. Keyfim yerinde. Niye zorlayayım diyor bence kendini. Icardi'nin bakış açısı farklı. 8.33 saatlerimiz araya gideceğim. Aradan sonra da dinleyicimiz Emre Öztekin'in bir sorusu var. Aslında benim de aklımdaydı, tam unutuyordum. O hatırlatmış gibi oldu. Bu hafta Galatasaray'da kadroda değişiklik bekliyor musunuz demiş. İda.com'un sunduğu Barış Ertül, Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İdda. 8.42 saatlerimiz. Dinleyicimiz Emrah Öztekin bir soru sordu demiştik. E, bu hafta Galatasaray'da kadroda değişiklik. Bekliyor musunuz Galatasaray'ın e, kart sınırında olan e, futbolcuları vardı. E, Fenerbahçe'nin de vardı ama e, öyle bir problem olmadı değil mi Galatasaray'da? Fatşuay. Fenerbahçe'de alını aldı. Galatasaray'da olmadı. Galatasaray'da <laughs> hatta şu konuşuldu. Son dakikalardaki Torreira King pozisyonu karşı karşıya da King vuruşunu yaptı. Torreira arkadan kayarak bir müdahalede bulundu. Bozdu. Var baktı e, ama bir siyah beyaz hata görmeyip e, oyunu devam etti Orada bir sarı kart veya kırmızı kart. İki senaryoda da Torreira e ceza duruma düşecekti. Sınırda olan bir isimdi. Ama e, bu maçta oynamasına engel bir durum yok. E, sen aynı şeyi düşüneceğiz de e, ne bekliyorsun? Aynı şeyi mi düşüneceğiz? Yani başka bir opsiyon yok çünkü düşünecek bu maçta. Rotasyonda değişiklik kadroda yani. Maksimum senin söyleyeceğin Abdülkerim Sanchez değişikliği olur. He. ben onu söylemeyecektim aslında. Söylemeyecek miydin? Yok. Beklemiyor musun değişiklik? E, düşünüyorum. Şu an sesli düşüneceğim. Mesela hücum hattında ne yapabilir? Hücum hattında ne yapabilir? Icardi'ye ya dokunamaz. <laughs> Mertens'e dokunamaz. Barış Alper'e dokunamaz. Dokunabilirse Ziyeş'e dokunabilir. Ama Ziyeş'e dokunduğu noktada Kerem Aktürkoğlu ve Zaha devreye giriyor. Bence dokunamaz derim. Ya da dokunmak istemez. İstemez yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir opsiyon. Ya da işte senle geçen e, Fenerbahçe maçının devresini ne yapabilirdi e, ihtimallerinin bir tanesi olan Barış Alperi bek'e çekip hı hı. işte ön tarafa yine bir pozisyon açmak olabilir. E, merkezde dokunacağı bir yer yok. Yani Kerem Demirbay'ı kesmesi yok. Berkan pek zannetmiyorum ben de. E, oraya dokunmayacak. İşte olursa savunmada senin dediğin değişiklik olacak ya da bir bir tık hamle, bir ilerisi de Barış Alperin sabek pozisyonuna geçip o şekilde olması e, ama en olası gözüken bu senaryoda eğer isterse Abdülkerim'i oynatması başka bir şey pek gözükmüyor. Aynen mesela Abdülkerim'in oynamadığı fenerbahçe maçını düşündüğümde mesela Nelson sağ stoper Davinson sol stoper olarak oynadı e, Ayağı daha iyi olan dribling yeteneği daha üst düzey olan isim Bence Davinson Sanchez. Ee, ama onu sol stoper oynatınca o dripling ve pas yeteneğinden de sanki tam olarak faydalanamıyorsun. Hmm. Çünkü e, sağ ayaklı bir sol stoper driplingle gitmeye çalıştığında karşısına bir oyuncu çıkma ihtimali ve durma ihtimali daha fazla. Ama sağ tarafta oynadığında e, omzuna dayayıp gidip Abdülkerim'in sol tarafta yaptığı gibi e, hücumda bir opsiyon olabiliyor. Onu düşünmedi mesela Okan Buruk. Bilmiyorum ben bu kadar kapanan takımlara karşı e, böyle bir şeye dikkat edebilirdim. Yani sağ ayaklı iyi olan oyuncum Davinson'u sağ stoper daha çok ileri çıkabilsin. E, baskıdan kaçıp e, Nelson zaten çok fazla top kullanmayı sevmiyor. Drip yapmayı da sevmiyor. Garantici sol stoper oynatabilirdim. Abdülkerim'in olmadığı senaryoda. Abdülkerim varken zaten bir opsiyonun otomatik Abdülkerim. Onun dripling ve pas yeteneğinden faydalanabiliyorsun. Eğer bu maç tekrar Davinson Nelson oynatacaksa belki bunu farklı yapabilir. Hani değişiklik olarak belki kadroda değişiklik değil ama oyuncuların yerinde bir değişiklik maksimum onu söyleyebilirim. Yani Davinson'un sağ, Nelson'un sol stoper olduğu bir düzen hücumda biraz daha farklılaştırabilir işleri. Biraz daha bu tabii çok büyük bir değişiklik değil. ama bence yapılabilecek bir değişiklik. Onun haricinde senin dediklerine katılıyorum olabilecek değişiklikler maksimum bunlar ama bu maç tamam galibiyet gerekiyor. Barış Alper'i beke atayım kadar riske edeceği de bir maç olmaz bana kalırsa. O riske girmez. O zaten bir, bir tık sonrası oluyor onun hani. Evet. Onu, öyle... onu maç içinde. Maç içinde belki görebilir. Görebiliriz. Hani 0-0 <laughs> gittiği noktada nasıl bu maç yaptı? Derbide Barış Alper'i e, sol beke, sağ beke çekti. E, bu maçın gidişatında da o senaryoyu görebiliriz. Galatasaray'da e, peki e, oyuna girip oyunu değiştirebilecek isim formda isim sayısının az olduğuna katılır mısın şu aşamada? İsim olarak çok var. İsim olarak Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Vinicius e, saydığında 4 e, hücumcusu, e, Berkan gibi bir görev adamı var ama e, şu an o oyunculara da pek güvenilmiyor. Tete'nin golü yok ligde. E, Vinicius'un topla ilişkisi hala çok kötü. E, Kerem çok özgüven kaybetti. Zaha fiziksel olarak ben sürekli yerde görüyorum Zayı. O güçlü Premier Lig'deki tempoya ayak uyduran bir Zayı da yok. E, o da Galatasaray için bir başka problem. Ne Galatasaray'ın son dönemde aslında pek yedeklere de ihtiyacı kalmadı. Yani Karagümrük maçında Berkan'ın golü haricinde. Ziyeş cezalıymış bu arada. A doğru. Ziyeş cezalı. O zaman bir değişiklik yapar. <laughs> evet biz konuştuk. <laughs> o zaman biraz zor olur. <laughs> doğru, Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. aklımda kaldı öteki kalmamış. Benim doğru, doğru. De Kalmamış. Teşekkürler. Dokuz bildirim görünce bir anda bir yanlışlık olduğunu hemen hissettim. Tamam. Ziyeş yerine o zaman farklı bir opsiyon. O zaman zaten Kerem Barış Alper'in de sabek olma ihtimali de ortadan kalkıyor tamamen. Evet. Ee, orada Kerem'le başlar. Solda Kerem, sağda Barış Alper. Evet. Büyük ihtimalle öyle başlar. Ee, duruma göre de işte ilk alternatif olarak e, Zaha'nın e, daha sonra ve Vinicius'un gireceği e, duruma göre opsiyonlar olur Galatasaray'da. E, Ziyeş'in olmaması ne kadar büyük bir e, problemdir yani direkt böyle galibiyete ihtiyacın olsa e, rakip biraz daha güçlü olsa işte rakip e, açmak zorunda olduğun bir takım olsa o zaman Ziyeş tabi daha planı çıkıyor ama e, şu şartlarda Ziyeş'in yokluğunu çok da arayacağı bir 90 dakika olmaz diye düşünüyorum ben Galatasaray'a ben e, Galatasaray'ın hani bir 2 üç gün tabi bu Derbi mağlubiyetinin şokunu yaşar Galatasaray normal ama işte haftanın işte bugün, yarınına itibaren artık oyuncular da biraz daha neye odaklanması gerektiğini anlarlar. E o yüzden çok büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Hani Galatasaray'ın Konya Deplasmanında sıkıntı yaşayacağını, Konya Spor'un Galatasaray'a çok sıkıntı yaşayabileceğini ben kafamda bir türlü yerleştirememiş durumdayım. Yani ama Konya Spor'u izlediğim zaman biliyorum. öyle. Bir şey yapabilecek bir takım değil Konyaspor benim gözümde. İşte az önce savunma hattını saydık yani savunma attı Ben her izlediğim zaman nasıl oluyor bu takım bu oyuncularla oynuyor diye açıkçası düşünüyorum savunma hattıyla alakalı olarak. Yani Ahmet Oğuz e, yani Necip'le beraber e, ilk müdahalesi en fazla faalli olan oyuncudur belki ligde. Yani sürekli bir sarı kart, çift sarı kart tehlikesi var. Yani Adil aynı şekilde ceza sahası içerisinde sakarlık yapıp penaltı da yapabilir. Aynı zamanda sakarlık yapıp hani rakibe pozisyon da verebilir. Uğurcan zaten şey, devşirme bir oyuncu. Oranın oyuncusu değil normalde. O da zaman zaman çizgi hatası yapıyor, pozisyon hatası yapıyor, kadem hatası yapıyor. Yani baktığımda ben gerçekten o savunma hattıyla beraber hani Konyaspor'un Galatasaray'ın hücumcularına karşı bir şey yapma ihtimalini çok düşük görüyorum. Peki bu maç 38. hafta karşılaşması. Maçın stresi hani sen mesela bu maç 30. haftadaki bir maç olsa dediğin gibi Galatasaray belki maçın başına itibaren sürkülese edebilir. Daha güçlü ihtimal ama son hafta stresi. Özellikle Fenerbahçe maçının böyle bir kişi fazla oynanıp üzerine bir de kaybedilmesi şampiyonluk sevincinin kursağında kalması bunlar takımı işte nasıl etkileyecek? Etkiler. Mutlaka etkiler. Biraz daha Galatasaraylı oyuncular çekinirler ama Değil o mi? tedirgin olacak. olacak. Hayır, o tedirgenlik de böyle çok üst seviyelerde olmaz. Mutlaka bir şey hissedeceklerdir. E, mutlaka kafalarından geçecektir. Eyvah! Hani biz kazanamasak düşüncesi geçecektir ama ben diğerini çok daha ağır basacağını düşünüyorum. E, Konya Spor, Fenerbahçe maçını hatırlayın. Konya Spor, Fenerbahçe maçında Fenerbahçe pozisyona girdi mi? Girdi. Girdi. Topa sahipti. Konya evet. Spor gidemiyordu son evet, ana kadar. Yani Konya Spor neredeyse hücum olarak o son bölüme kadar bir tane e, şey var. Değil mi? Attıkları gol var. Eee o, o, maç mıydı Samsun maçı mıydı? Onu hep karıştırıyorum da. Neyse Konya Spor'un hücumda etkisi olduğu bir e, mücadele izlemiştik. Hani şimdi bir taraftan Konya Spor'un ben e, sağ içerisinde savunma kurgusundaki eksikliklerden bahsederken işin hücum tarafında da dişini gösteremeyen bir takım Konya Spor. Hep onu anlatmaya çalışırım ya ben. Hadi sen savunmada kalıyorsun. Savunmanda hata yaparsın ya da yapmadın. E, i̇şte o da can derdinde olduğu için konsantrasyon çok yüksek oldu, direnç çok yüksek oldu. Bu olası mı? Çok olası. Yani Konya Spor'un direncinin yüksek olma ihtimali var. Ama e diğer tarafta dişini gösteremediğin zaman yani Galatasaray'ı geri koşturup Galatasaray'ı tehdit edemediğin noktada Galatasaray bir yerde atak devamını sağlıyor. E, o yüzden de hani Konya Spor açısından e, mesela beraberliğin Konya Spor'a yetecek olması Konya Spor için bence bir dezavantaj. Dezavantaj. Evet. Galibiyet olsaydı mesela Konya Spor için olmazsa olmaz bence daha iyi olurdu biliyor musun? Şimdi çünkü Konya Spor'un aklında da ya tamam biz bir beraberlik alalım zaten beraberlik bize yetiyor düşüncesi Konya Spor'u kurtarmayabilir galibiyet daha farklı olurdu Konya Spor için Galatasaray açısından da tekrar söyleyeyim Galatasaray belki böyle çok uçup kaçan bir oyun oynamaz Konya'da hani sen söyledin ya, etkili olur mu diye mutlaka kafalardan bir yerde geçer çok uçup kaçmasa da zaten Galatasaray önceki karşılaşmalarda da çok uçup kaçmadı yani Sivas spor maçını bir tarafa koyarsan hep anlattım bunu Galatasaray yetti 15-20 dakika yetti bir anda Galatasaray farkı buldu ondan sonra maçı da o şekilde dengeli bir oyunda götürdü yani bu karşılaşmanın da ben genel olarak e, o minvalde oynanabileceğini geçeceğini düşünüyorum yani onun dışındaki e, sonuçlar hani e, ihtimal dahilinde mi bir beraberlik, Kolay Spor galibiyeti? Tabii ki futbol bu. Yani onları da e, tamamen e, silmek diye bir şey söz konusu değil ama ben ikisinin de e, genel anlamda gerçekten e, çok düşük ihtimaller olduğunu e, kafamda oynadığım zaman görüyorum. Böyle bir hani ben %95 falan Galatasaray bu maçı kazanır e, diye düşünmekteyim. Erdem Özkan, oyun teorisi üzerinden düşünürseniz demiş. Önceden anlaşmaya gerek yok. Yani iki takımı kastediyor. Tablo ne çekildi ortada. E, hesapladım demiş. Gönderirim. E, Galatasaray da Konya'da rakibi dürtmediği sürece o maç berabere bitmeye mahkum. Hatta maçı kazanmaya çalışmak mantıksızlık denebilir oyun teorisi üzerinden baktığımızda demiş. Mesela sen de program içerisinde 80. dakikaya Galatasaray e, berabere girmek istemez dedin ki haklısın, girmek istemez ama Konya Spor'da 80'den sonra maç berabereyken de çok fazla risk almak istemez bir taraftan da diğer cepheden baktığımızda. Hatta diğer maçların sonucuna göre işi bile kalmayabilir beraberliğe, mağlubiyet bile Konya Spor'a yarayabilir. Mağlubiyetin de yaradığı noktada gol atmak için çok hevesli bir Konya Spor Görür müyüz? Hani stres azaldı, öyle bir etki yaratır mı Konya'da? Yoksa tam tersi, artık bizlikte kaldık, rehavetiyle e, vidalar gevşer mi? Ki ben daha çok gevşeme tarafında olurum orada. Hani çok dengeli diğer maçların sonucuna göre, maçın skorunun gidişatına göre e, bir sürü şey olabilir. Ya olabilir bu ama Konya Spor C.P.S. açısından düşünüyorsunuz siz. Ben Galatasaray cephesi ama açısından söylüyorum cephe sonuçta? Ha, ama Galatasaray burada belirleyici olan taraf Galatasaray çünkü daha güçlü olan takım Galatasaray. Ben Galatasaray açısından söylüyorum bunu. Ama Galatasaray 80'e kadar gelmiş. İlla gol atayım diye riske girer mi? Girmez ama gelirse. Ben de diyorum ki gelmez. Tamam. Galatasaray işte oraya bırakmaz. şeyler anlatmak istiyorum işi. Çünkü Galatasaray e, yani daha güçlü olduğu bir rakip karşısında eee farz et ki 80'e 0-0 geldi. Senin söylediğin senaryoda gerçekleşmedi. O zaman o riski neden alsın? Benim hiç aklıma yatmıyor. İşin o tarafı. Ama abi riski o ana kadar atamamışsın. Oradan sonra niye risk alırsın? İşte. O riski zaten zaten Galatasaray maçı 3-0'a getirmek istiyor maçın başında. Ona itirazım yok ama oldu senaryo bu 0-0 gitti. Oradan sonrasını konuşuyoruz. Yoksa senden fikrim Galatasaray maçı baştan koparmaya çalışacak. Bence de hani oyun teorisi üzerinden maça Beraberlik için çıkmayacaktır Galatasaray ama dakikalar ilerledikçe gol atamadıkça o psikoloji ağır basacaktır diye e, düşünüyorum ben de bu arada Konyaspor'da la ilgili de birkaç bilgi vereceğim ama bir reklam arasına gidelim. Konya'da ee, cezalı var mı bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok ama eksik olarak e, birkaç yani isim belki sakat olan son dönemde oynamayan son dönemdeki son maçtaki kurguları nasıldı onları biraz konuşabiliriz. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor. Yeni saatteyiz. Konya Spor Galatasaray maçını bir yandan konuşmaya başlamıştık. Konya Spor'la da ilgili ilginç bir istatistik var. Konya Spor son 3 senede ligde, iç sahada Galatasaray'la oynadığı 3 maçı da kazandı Galatasaray'ın son 3 senede Konya'da. E, puanı dahi yok. Geçen seneki maçı hatırlayacaksınızdır. 14 maçlık galibiyet e, serisini sonlandıran takım olmuştu Konya Spor. Önemli bir e, galibiyet. Ondan önceki iki senede de yine Galatasaray Konya'dan puansız ayrılmak durumunda kalmış. Şansı son 3 senede tutmuyor Galatasaray'ın. Tabi e, şartlar değişiyor. Takımlar değişiyor. Her senenin hikayesi farklı. Bu sezon iki takım e, son haftada iki takıma da bir puanın yaradığı bir senaryoda karşı karşıya geliyor. E, bu maçta kazanamaması Galatasaray için büyük bir problem değil. Berabere kaldığı noktada. Kaybederse problem tabii ama beraberlikte Galatasaray'ın işini görecek bu karşılaşmada da. Konya Spor demişken Konya Spor da ligde son 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe karşısına alınan 0-0'lık beraberlik. Samsun Spor maçı 3-0 kazanıldı. Kayseri maçı da son hafta aslında 2-1 öne geçmişken rakibine karşı da bir oyuncu üstünken e, maçı oradan 2-2'ye geldi. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldı Konya Spor ve işini de son haftaya taşıdı. Aslında e, Galatasaray'ın da tabii bir anlamda işine gelmedi. Konya Spor'un yediği o gol, Carlos Manen'in penaltı golü gelmişti orada. Son maça da ufak da olsa bir iddia taşıdı Konya Spor. Son 3 maçına baktığımda Konya Spor'un e, kadronun istikrarlı olduğunu görüyorum. Bir iskelet Ali Şamdan'ın gelmesinden sonra oturmuş. Kalede Slovik oynuyor. Sağ bekte Urcan Yazgılı var son üç maçta da. Sol bek Gilerme, sol stoper Hadebe, sağda da Adil Demirbağ var. Bu dörtlüyü bozmuyor. Ali Şamdan orta sağ kurgusunu da bozmamış. Soner Dikmen, Enzonzi ve Olcan Ülgün var. Yani Çıkıldağlu böyle daha ofansif bir orta sahadan ziyade daha tutucu bir merkez üçlü var. Kanatlarda eğer sağlıklılarsa Endao ve Etemi tercih etmiş. Bir maç sadece Ahmet Oğuz Endao yerine tercih edilmiş. Onun haricinde Etemi, Endao ikilisi. Kanatlarda ileri uçta da Çikaleş'i. Konya Spor'un gol umudu. Ee, dediğim gibi bir istikrar ufak çaplı da olsa ligin son bölümünde Ali Şamdalı'yla kadro bakımından e, Konya Spor yakaladı. E, Marlos Moreno bu sezon hani Konyaspor deyince benim aklıma gelecek ilk isim olurdu. Fakat e, onun da e galiba bir sakatlığı var. Son 4 maçta süresi yok. Kadroya dahi alınmamış. Moreno ondan önceki Alanyaspor maçında 21 dakikası var. Ondan önce mı oynamamış. yedek kaldı, ilk 11 çıktı. Böyle biraz Şubat ayından sonrası kötü geçmiş Marlos Moreno açısından. Hatta ilk 11'deki yerini de kaybediyor Ocak döneminden sonra Moreno. bu maçta da kadro dolup olmayacağını bilemiyorum son maçın kadrosuna baktığımda yok Moreno yedek kulübesinde ama e, yine de kanatlarda Etemi gibi geniş alanda etkili, Enda gibi yine geniş alanda etkili iki isme sahip Konyaspor. Hani bu maç senaryosu Konyaspor'un Spor'un e, kapanacağı, topun Galatasaray'la olacağı bir senaryo. Konya da tıpkı işte Fenerbahçe'nin e, yaptığı gibi bazı pozisyonlarda hızlı ataklarla Galatasaray Kalesi'ne gol arayabilir ideal senaryoda. Bunu da yapabilecek, hani çıkarışı gibi topu tutabilecek, e, Enda gibi savunma arkasına toplu topsuz sarkabilecek oyunculara sahipler. Bakalım hani biz bu kadar konuşuyoruz maçla ilgili e, ama maç normal şekilde oynanabilecek mi yoksa iki takım e, Ali abi çok beklemiyor ben de aslında beklemiyorum ama biraz al günüm ver mü olacak onu da maç günü e, hep birlikte göreceğiz. Konya Spor'la ilgili bilgiler de elimdeki. E, bunlar. E, bir dinleyicimiz e, Artık hani konuştunuz çok fazla Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinden de bahsedin demiş. o maçta da bir yarın yarın iki takım Beşiktaş Trabzonspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hazırlıklar sürüyor. Maçın çok havasına girildi mi? Bence de girilmedi. Biz de programda henüz girmiş değiliz. Derbinin yansımaları, açıklamalar devam ediyor. Kulüpler Paylaşımlarda bulunuyorlar. PFDK sevkleri, valilik açıklaması. Yani o kadar fazla şey var ki. Başkan adaylarının açıklamaları vesaire derken. Bir türlü tabii biz de Türkiye kupası finaline kanalize olamadık. Ama başlayabiliriz. Tabii ki bu karşılaşma da önemli bir karşılaşma. E, bu maçla ilgili benim elimdeki ilk not aslında e, Trabzonspor'la alakalı. Geçtiğimiz e, günlerde Trabzonspor e, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Son Başakşehir maçından sonra e, ve e, bir video maçtan bir pozisyon Fontas'la e, Opoku arasındaki bir pozisyon. Penaltı beklediği bir pozisyon e, Trabzonspor'un ama penaltı alamadığı bir pozisyon. Orada diyor ki e, Trabzonspor tweette Perşembe günü sakın yanlış yapmayın yani maçın. Hakemine yönelik bir kamuoyu oluşturma çabası bu klasik görüyoruz yıllardan beri gördüğümüz bir şey. Hani pozisyonda gördüm açıkçası hani Trabzonspor'un böyle perşembe günü sakın yanlış yapmayın diyecek kadar açık ve bariz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Hani birçok hakem penaltı verebilir bu pozisyonda itirazım yok penaltı değil demem ama hani nasıl vermezsin ya bu kadarı da kör göze parmak falan denecek bir pozisyon da değil. Ben çok gerekli bulmadım Trabzonspor'un ama işte Türkiye'deki adet e, böyle hakemi MHK'yi baskı altına almak e, bir artık gelenek haline geldi takımlarımıza. Trabzonspor da bunu maalesef e, bu video paylaşımıyla birlikte yaptı. Onun haricinde Trabzon cephesinde tabii Trezegen'in durumu merak ediliyor. Takımın en önemli e, gol ayaklarından biri gerçi Onsuz da bir hani bağlantı kuruldu. Vişçası, Möniyesi, onu ile birlikte. Bu üçlü varsa hani Trezege de olsa iyi ama e, Trabzon golleri de buluyor bu organizasyonla. Bu üçlü ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok benim okuduğum kadarıyla. Trezege ile ilgili de tam tersi iyi haberler var. E, bu maçla birlikte dönmesi bekleniyor. E, tabii maç ritmi henüz tam yok. E, Trezege'nin nasıl bir tercihte bulunur? E, Abdullah Avcı başlangıç planı mı? işler yolunda gitmezse mi oyunu alır? Herhalde son maçlarda çok süre almadığını düşünürsek sen mesela ne bekliyorsun Trezege ile ilgili? Ben yedek başlamasını bekliyorum. Bence 11 başlar. Yani tek bir 90 dakika olduğu için iki takım da doğal olarak geriye düşmek istemeyecektir. Maçı önde götürmek isteyecektir. Abdullah Avcı da en iyi oyuncularıyla zaten Abdullah Avcı'nın artık oturan bir 11'i var. 11'in yani fark yaratabilecek yegane isimlerinden biri de Trezeguet olduğu için ve hazır olduğu için de oyuncu. E, bence başlar. Abdullah Avcı ve zaten Donaçu, Vici'ye sen söyledin Mönye. Yani Trabzonspor'da e, skor gelirse zaten buradan gelecek. Başka bir yerden skor gelmiyor. E, bu durumda Beşiktaş'ın sol kanadı. E, sol kanadının e, komple savunması. Şimdi Beşiktaş da sol önde kim oynuyor? Sol önde kim oynuyor? Semih oynuyor. Beşiktaş ama zaman zaman oynuyor. Evet. Beşiktaş'ın yani ne sol önde oynayan oyuncusu ne de sol beki ya da sol bekleri çok iyi savunma melekeleri yüksek olan oyuncular değiller. Beşiktaş'ta belki bu karşılaşmada Serdar Topraktepe, Tepe, Raşit Sayı o tarafa çekerek sakatlığı geçtiyse. Yani Raşit Say'la ile alakalı olarak ters bir şey okumadım ben. Hani yok falan diye direkt böyle okumadım bir şey. Hafta sonu yoktu Reşit'e. Yok, tamam da hani şeyde ne derler bu karşılaşmada kesin yok diye bir şey okumadım şey olarak. Ben var da okumadım bilmiyorum hani bu, ben bilmiyorum. E, yani oraya sanki bir şey düşünmesi gerekiyor. Önlem alması. Mutlak surette e, Serdar Toprak Tepe'nin. E, çünkü da e, yani ne hız olarak e, ne de savunma melekeleri olarak öyle çok uçup kaçan bir e, bek değil. Yani Masoaku'nun e, bizim ön plana çıkardığımız özellikleri genelde e, iyi pas vermesi, e, dripling yapabilmesi, topla çıkabilmesi gibi aslında e, hani e, biraz daha işin savunma tarafıyla alakası olmayan özellikler. Şimdi orada Edin Viscan'ın yüksek formu, Mönyen'in bindirmeleri, oradaki ikiye birler, birbirlerini iyi anlamaları, Edin Viscan'ın her pozisyonda onu açıyor araması, bunlar Beşiktaş için e, maç öncesinde ciddi problemler. E, bunun yanında e, orayı savunamadığın anda o gelen ortaları savunman lazım. Peki Beşiktaş'ın savunması stoperleri Onaç'u durdurabilecek seviyede mi dersen yani orada bir ters eşleşmeye bakar. Necip ile onu eşleştiği anda bir hava topunda şansın hemen hemen yok. Peki bu maçta Vorol olabilir mesela. Hah, onu soracaktım. ya yani, olabilir. Necip yani, yerine. Şimdi biraz düşünmen gerekiyor. Ya Tayyip gerek Talha -Tal son Çünkü, maç oynadı. E, şöyle bir gerçek var. Yani Trabzonspor'un eğer sağ karadırın kilitlersen sağ kanadı artı onu açıyor kilitlersen kazanırsın. Ama kilitleyemezsen de Trabzonspor kazanır. Öyle gözüküyor. İki ekip arasında yine karşılaşmayı düşünürken. Şimdi kim daha kolay gole gidiyor? Trabzon. Net Trabzonspor çok daha kolay gole gidiyor Beşiktaş'a göre. Yani Trabzonspor belki çok e, hücum anlamında farklı aksiyonları imza atmıyor ama bir şey iyi yapıyor. Onu da çok iyi yaptığı için e, Trabzonspor sonucu alıyor. Şimdi yani Serdar Toprak Tepe'nin yatıp kalkıp e, Trabzonspor'u sağ kanadı düşünmesi gerekiyor. E, artık merkezde e, geç solumu oraya yakın oynatır. Bence öyle yapar. E, yani mutlaka bir şey yapması lazım ama mutlaka yani hiç yoksa e, hani bu maç Beşiktaş için biraz şöyle bir karşılaşma değil. Ya biz çıkalım kendi oyunumuzu oynayalım. Tabii ki kendi oyununu oynayacaksın ama rakibin e, tek şeyi varken tek silahı varken o silahtan da e, göre göre kurşun yememek gerekiyor Beşiktaş adına. Çünkü e, Beşiktaş'ta hücum anlamında Trabzonspor'a göre daha fazla tıkanan bir takım var. E, buna herhalde herkes katılır. İşin organizasyon tarafından bahsediyorum. Yani Beşiktaş en kolay golü nasıl atıyor? Tamam. Var mı bunun bir cevabı? Duran toptan çok. Atıyor. Yok cevabı yok. Yani Akın oyunda yok. Yok böyle. öyle bir cevabı yok. Ama bak Beşiktaş'la ilgili de artı olarak şunu söyleyebilirim: Semih durduk yere gol atabilir. Muçi durduk yere gol atabilir. Raşit sağ pozisyona girebilir. Cenk Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi bir anda skoru değiştirebilir. E Koli kafayla golü atabilir. E Getson uzaktan şutla e, golü atabilir. Salih ceza sahası içerisinde koşar top değer gol olur. Yani Beşiktaş'ta organizasyon yok ama e, bu tarz e, skor üretebilecek oyuncu sayısı fazla. Trabzonspor'da öyle değil. Yani Trabzonspor'da sağ kanadı koru. Sağ kanadı Kapat. E, orayı etkisiz hale getir. Orayı etkisiz hale getirdiğin zaman neden illa sağ kanat sağ kanat diyorum. Zaten bir anlamda onu onu açıyı da kilitliyorsun. Yani sağ kanattan pas gelmemesi, orta gelmemesi demek. onu açının boşa düşmesi demek. E, tabii diğer tarafta işte Trezegen'in birebirleri kalıyor. Yani Trezegen'in birebirleri çok mu tehlikeli? Çok tehlikeli. Hep söylüyorum ben. Çok benim beğendiğim bir oyuncu. Ama işte adı üzerinde birebire bire kalıyorsun orada. Yani biraz daha zor organizasyona göre. Ama sağ taraf akıyor. Trabzonspor'da. O yüzden de enteresan maç olacak. İlginç maç olacak. E, fakat e, dediğim gibi Serdar Topraktepe yani Trabzonspor'un sağ kanadını çözebilirse e, ne nasıl olursa olsun çözebilirse avantajlı duruma geçer. Çözemezse Trabzonspor oradan yani net söyleyeyim birden fazla da gol bulabilir o kanattan. Evet. Bugün fotomaçta bir muhtemel 11 verilmiş Trabzonspor'la ilgili. Trezeguet o muhtemelde ilk 11 gözüküyor. Orta sahada Berat Özdemir'e Umut Güneş eşlik ediyor. Önünde Enis Bardi olacak. Zaten geri kalan bölgeler kaleci ve savunma hattı standart isimlerden oluşacak. Bugün saat 19'da iki takımın kaptanları ve teknik direktörleri de basın karşısına çıkıyor. E, basit basın toplantısı da A-Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kaptanlar Uğurcan Çakır ve Necip Uysal. Teknik direktörler de Abdullah Avcı ve Serdar Topraktepe e, yan yana gelecekler ve açıklamalarda bulunacaklar. E, Beşiktaş statta yapacakmış antrenmanı. Trabzonspor ise bulunduğu tesislerde antrenmanı yapacağı söylenmiş. İdmanların ilk 15 dakikası. Civa, e, herhalde hani bulunduğu tesis demişler. Riva'dır. Büyük ihtimalle Riva'daki testlerde yapılacağı söylenmiş. Son bir haberle araya gideyim. Yunus Emre Selin haberi çerçeve hazır demiş başlıkta. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kupaya odasında özel bir yer ayırdı. 2021-22'de şampiyonluk fotoğrafı için duvara boş bir çerçeve astıran deneyimli hoca kariyerindeki tek eksik olan Türkiye Kupası için de benzer bir uygulamaya gitti. kupayı kazandığı anda da odasının duvarına onu asacak ve kariyerinde de eksik bir parça kalmayacak. Yerel bazda tabii ki düşündüğümüzde böyle bir motivasyon sağlamaya çalışıyormuş Abdullah Avcı da. ida.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 69.932 dolardan işlem görmekte. Düne göre yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüş söz konusu ama çok öyle sert bir düşüş dememiz mümkün değil fiyatla alakalı olarak. TL olarak da fiyat şu anda 2.226.989'da. Dün hani onu da söyleyeyim normalde fiyatını paylaşmıyorum ama Ethereum'un fiyatı çok sert şekilde yükseldi. Senle reklam arasında mı yayında konuştuk mu bilmiyorum. Yayını Onun ETF'iyle ile alakalı, spot ETF ile alakalı haberler. Bu haftada bir olumlu olumsuz karar vermeleri gerekiyormuş ki olumlu vermeleri de muhtemel. Orada da okuduğum kadarıyla dün bu Amerika'daki başkanlık yarışının Trump'ın kriptolarla ilgili Biden'ı hani zorladığı bu tarz kripton işine gelecek şekilde zorladığını okudum. Trump Tabii. seçim bağışlarını Bitcoin olarak da alacağını açıklamış. O mu olay? Yani Trump'a eğer onların kampanyalarına, politikacıların kampanyalarına bağış yapabiliyorsun ya orada. Tabii. Bitcoin de yapabiliyorsun. Sen de Bitcoin var istiyorsan hani Trump'ın hesabına gönder. Evet ben Destek almayayım. kendisini. Ben bir taraf tutmuyorum orada Biden, Trump şey değil tarafsızım o konuda. Seçimlerle alakalı genel tarafsızlığımı sürdüreceğim. İsviçre gibi insansın. Evet. E... Onun etkisi olduğunu okumuştum. Sen biraz daha detay verdin. Ee, bakalım Ethereum'da sert yükseldi, Bitcoin'e de tabii ki yansıdı sonuçta. Bakalım e, gelişmeler neyi gösterecek. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün tabii en önemli karşılaşma saat 22'de Avrupa Ligi'ndeki final müsabakası Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecekler. Leverkusen'in yenilmezlik serisi devam ediyor. Bitime iki maç kaldı sezonun. Bir de kupa final karşılaşması var. Bugün de tabii ki turnuvanın favorisi Leverkusen iddia oranlarında şu anda galibiyetine 1.67'lik bir oran verilmiş. Leverkusen'in Atalanta galibiyeti 4-0-5 beraberlikte 3-40-4 2.5 gol altı üst çok yakın 179 alt 1.74 üst gerçi Halabi'nin genelde finallerde tercih ettiği 2-3 gol e, bahsedir. E, bu maç Leverkusen'in form durumunu düşündüğünde seni başka bir bahse yönlendiriyor mu yoksa 2 3te sabit mi kalacaksın? Hmm. Güzel soru. Valla içimden biraz Atalanta geçiyor. Biraz Atalanta geçiyor. Evet. Biraz Atalanta geçiyor. Ee, Atalanta'da yani bu özellikle Sporting'i elemeleri. E, Sporting'den sonra Liverpool'u geçmeleri. Ardından hadi Marsilya tamam kötü bir sezon geçirmedi ama e, çok da iyi bir sezon geçirmedi. Fakat hani Liverpool'un e, işte e, bizim Galatasaray önünde izlediğimiz sparta Prag karşısında yaptıklarını görünce o dönemde herkes bir ne oluyoruz demişti. Hatırlarsan. Ama Atalanta gitti. O takımı elemeyi başardı. E, Sporting bu sezonun e, flash takımı. kendisi aslında çok güçlü bir takım. Onu da e, elemeyi başardı Atalanta. E, ligde Şampiyonlar Ligi pozisyonunu aldı. Inter'i geçmek e, zaten hani mucizevi bir durum olurdu bu kadar fazla 38 haftada. Hani e, Atalanta'da e, zaten hani takım e, belli bir seviyede olduğu için buralara kadar geldi ama e, özel bir şeyler olduğu da e, net. Diğer yanda hani e, Leverkusen'le alakalı olarak tabi Bundesliga şampiyonluğu, Tartik ilk Bundesliga şampiyonluğu çok özel e, zaman zaman ortaya koydukları performanslar çok özel bu 90 artılarda işte geçen hafta söylenmişti 13 farklı karşılaşmada toplam 16 gol bulmuş Leverkusen bu son derece değerli takımın yakaladığı özgüven zaten olağanüstü fakat işte yani bazı turlar olmak üzere Karabağ turu mesela biraz böyle hani şeylerden uçurumun kenarından böyle döne döne de buraya geldiler. Zaten hani o uçurum kenarlarından dönülmese Leverkusen bu kadar e, övgü dolu şeyler e, alacak bir takım olamazdı. E, onlar biraz hikayeyi fazla güçlendirdi diye düşünüyorum Leverkusen cephesinde. E, ama tabii Bundesliga'da erken bir şampiyonluk ilanına karşın e, orayı namalüp tamamlamaları. Ve önlerinde e, gerçekten tarihe geçmek için yani futbol tarihinde e, böyle bir sezon olmayacak. Tüm kupalarda namalüp şampiyon olma ihtimalleriyle beraber e, tabi baya bir korkulacak takım e, ama bir yerde de şey olabilir yani hani işler istedikleri gibi gitmeyebilir. Sen de benim gibi bu mağlubiyet mi arayacaksın? Ben yani, şeyde Almeria'da onu bulmuştum galibiyet yani, aramış. Atalanta bulmuştum. hani Atalanta ters gelebilir diye düşünüyorum. Ya yani sonuçta Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern'in çok fazla bir şey yapma ihtimali yok diye düşünmekteyim. O da bir final gerçi ama yani Atalanta ters bir takım olduğu için Hani Leverkusen karşısında bir şansı olabilir diye düşünüyorum. Mesela Atalanta yenilmez e, fena bir şey değil. Tercih değil diye düşünüyorum. Sürpriz deneyenler değil. içinde Atalanta galibiyeti mi Mesela öneririz. olabilir. 4-0-5 iddia.com'da. Mesela ilk yarı Atalanta galibiyeti of. olabilir mi? 4-53. Evet. Ki yani maç sonucuna göre daha mantık geldi bana. Çünkü Leverkusen bir şekilde çeviriyor sonunda. Aynen, gününde. o yüzden dedim ben de. İlk geride kapatması çok sürpriz. Hani böyle değil. içimden bir Atalanta geçiyor olabilir diye düşünüyorum, bir terslik çıkartabilirler diye düşünüyorum. E, bakalım hep beraber göreceğiz ama herkese tavsiye edeceğimiz bir karşılaşma. Yani bugün Atalanta Leverkusen, özellikle işte Atalanta tarafına bakıp ya biraz profili düşük bir final olarak düşünmeyin. Atalanta çok sert takım, iyi takım, sıkı takım. E, bugün etkileyecektir çoğu insanı e, performanslarında çok büyük bir dalgalanma olmazsa. Leverkusen zaten. Hani övgülerin çoğunu hak eden bir takım olduğu için ben güzel, keyifli bir final karşılaşması bekliyorum. Bakalım. yani Heyecanlıyım ben bugünkü karşılaşma için. İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir maç daha var. Premier Lig'de 39. hafta mücadelesi dermişim. Hmm. Değil. Tottenham'ın United maçı. Bülten'de görünce ki 12.45'te maçın saati de. Aslında dün haberleri görmüştüm de ee, Avustralya'ya gitti takımlar. Sezon bitti tabii Premier Lig'de. Şu anda sadece bir kupa final maçı oynanacak hafta sonu. Ee, ama bu iki takım hazırlık maçında e, Avustralya'da, Melbourne'de karşı karşıya gelecekler. Tottenham'da Newcastle United bayağı da iyi isimler de gitmiş. gitmiş. Yani Euro 2004'te e, mücadele etmesi beklenen oyunculardan işte Madison bile e, götürülmüş Tottenham cephesinde. Bu da tabii bir taraftan da eleştiri konusu olmuş. Yani sezon bitti. Zaten oyuncuların üzerinde çok büyük bir yük var. Daha da yük artacak Euro 2004 ile birlikte. Bu maçlara ne gerek vardı? Hatta Nivikas bir maç daha yapacakmış bu maçtan sonra. Oradaki yerel karmayla e, bugünkü bültende bu maç da var. Tottenham Newcastle United dileyenler e, ona da bahis yapabilir. 12.45'te tekrar söyleyeyim. Bu maçı söylüyorum. televizyondan versek izler miydin? Hayır. İzler miydiniz peki? Sen dinleyicilerini Sen izlemezdin. Ben kesinlikle izlemezdim. Bugün 12.45'te. Hayatta izlemem. <laughs> Çok netim yani. Sana bir de sopa versek döveceksin. Vallahi, Önüne gelen Newcastle ve Tottenham'lıyı döveceksin. Ama demiş yani haberi şimdi okudum. O da ne gerek vardı diyor hani bu, bu ne, ne, alaka bu maç yani. Sezon bitmiş artık hani Avustralya'ya gidiyorsun bir de. Biliyorum, biliyorum, de değil hani biliyorum. seyahat yorgunu da var. Biliyorum yani şöyle bu karşılaşmaların yayını bize geldi verebilirdik. Esport ve Esport Plus'ta. Ee, ben de senin gibi düşündüğüm için vermeyelim. Ee, yönünde oy kullandım yani kimse abi. izlemez bu karşılaşmaları. Yani sezon bitmiş artık. Yani oraya gidecek Avustralya'da o, o saatte ne alaka diye. Bir de saat de kötü mesela. Akşam saati olsa, karşısında bir şey olmasa belki bir karşılığı olur. 12.45. Evet 12. ama hani gün içerisinde kimse izlemez yönünde oy kullandım. Neticede de vermemeye karar verdik biz bu karşılaşma. O yüzden biliyorum şeyi. Yani hani... inşallah gidişata göre pişman olmazsınız. Belki öyle bir maç olur ki. Ya olabilir şimdi. Avustralya'ya gitti. Takımlar rahat. 4-5. 5, 5 Hayır, kaya öyle. Kaya Gollü maç. karşılaşma olabilir. Mesela bak Genco ben izlerim diye mesaj atmış. Ya Genco abi de yani Asya kupası, Afrika Uluslar Kupası yani. Evet. Neden tam izliyor? Onları ama onları izliyor da. Neden izliyor? İddia için, Bayis için izliyor da. Yıldırım olsa ne der? <laughs> ne der? Genco. Aziz Yıldırım'ın bası toplantısına katılsa ne Genco için öteki de atçı atçı. Bayışçı. <laughs> Bayışçı bu. Bayışçı bu, <laughs> bu. Oynuyor, oynuyor bu. Üst oynuyor bu der. Genco, Genco oynadığı için izliyor. Oynadığın her maçı izlemek keyifli. Ama bu maça mesela oynar mısın? Bu maç ne maçı? Genco maç yani? oynuyor işte. Hazırlık maçı. Yani Gen sen Genco'nun Asya Şampiyonlar Ligi'ni Asya Futbolu'nu sevdiği için Asya Futbolu'na destek vermek için izlediğini mi düşünüyorsun? Seviyor o şeyi Asya Ya bırak sevdiği öyle onu. Öyle söylüyor onu, gözleri kupon, parlıyor abi. Tamam onun onu sevdiği kupon yapmak. Ha Ben onu ayırt edememiş olabilirim. Kupon ondan sonra kupon yaptığı için oraya bir yatırım yaptığı için izliyor onu. Ben Sen öyle nasıl Bitcoin'e yatırım yaptıktan sonra bakıyorsun fiyatın nereye doğru gidiyor. Hisse yatırım yaptıktan sonra elinde sürekli telefon hissem düştü mü çıktı mı diye bakıyorsan. Futbolda da kupon yapan izliyor karşılaşmayı. Genco da yatırım yaptığı için bakıyor yatırımı ne durumda. O yatırımdan bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Neyse sen öyle yorumladın. O öyle yorumlamayacak bence bir ya, cevap gelir. Ya bırak Genco'nun ciğerini biliyoruz. 20 yıldır <laughs> tanışıyoruz biz Genco öyle. Sen bana Genco'yu anlatma. Maçla ilgili bir detay. <laughs> Hönk da orada. Ona da sormuşlar işte yakın arkadaş. Bu Tolga Erslan'dan bahsetmiş o da. Gördün mü? İki oyuncu Hamburg'da. Ha Birlikte do al, doğru doğru. Ben form... ne alaka diyecektim de birden doğru Hamburg. Ben de ne alaka dedim. Hönk Minson'dan Tolga Aslan açıklaması sosyal medyada yılın oyuncusu seçildi Avustralya'da. Ya Tolgay'ın istatistiği akıl almaz. 23 maç 12 gol 7 asist yapmış evet. ligde. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 golü var. Ya yani evet. 14 gol atmış 30 maçta. Evet. Avustralya futbolunu izlememenin ne kadar doğru olduğunun bir kanıtı. Yani o da 33 yaşında 1990 doğumlu. Burada da 2023 Temmuz'da gelmiş sezon başında. Evet. Bedelsiz Udinese'den geliyor ve acayip bir performans ortaya koyuyor. Hängminson da çok iyi arkadaşı olduğundan bahsetmiş. Sonrasında da antrenmana çıkmadan soyumadık koridorlarında e, karşılaşmışlar birbirlerine sayılmışlar. Öyle bir e, görüntü de. Ne güzel. Var, evet, güzel görüntü. Sen peki Atalanta Leverkusen'le alakalı olarak dün sorduğum soruyu tekrar soruyorum. Bir taraf olarak mı izleyeceksin? Hani birini tutup e, öyle mi izleyeceksin? Yoksa hani açayım bakayım neler oluyor tarzı bir düşüncen mi olacak? Ben Leverkusen tarafını Leverkusen'i le tutup o şekilde evet. izleyeceksin. Yani Mesela gönlümden o geçiyor. Ee, benim babam sürekli olarak maçlardan daha fazla keyif alabilmek için özellikle yabancı maçlardan taraf tutmak gerektiğini söylüyor. Taraf tutarak izlendiği zaman daha iyi oluyor diyor. Aslında kötü bence tarafta. Benim Leverkusen'i tutmam da kötü. Maçtan tam keyif alamayacağım çünkü Atalanta'nın hücumlarından da keyif almak istiyorum ama... E aldı olacak canım? Işte alamıyorum abi. Gol atmasınlar istiyorum bir taraftan da. <gülüyor> <gülüyor> yani Leverkusen'in seyircisi bozulmasını istiyorum. O yüzden bu maçtan keyif almak olmuyor bana kalırsa. Maçı daha hatta Stres hale getiriyor bir taraf tutmak. Bence o, nacizane. O öyle seviyor işte. Olabiliyor canım. Babam da öyle. Babam da illa geçen gün bir taraf tutacak. Meşhur City Tottenham maçında bayağı heyecanlandı. Özellikle Son'un kaçırdığı golle ha, beraber. Ha. O 86'da Tottenham kaçırdığı golle beraber. Ne? City'yi City City tutuyordu. City'yi tutuyordu. City tutuyordu. City tutuyordu. Tottenham maçında bayağı heyecanlandı. Sonra bana şeyi soruyor. City'nin öteki maçı ne zaman? Durum ne diye. Onların açıklamasını yaptık kendisine. Vallahi mi? Yani, evet. Mesela ben bu akşam biraz da Atalanta şeyle bakacağım. Belli zaten. İddia anladık. Atalanta o şekilde bakacağım. baktığında neden Leverkusen'e böyle bir cephe aldın? Yok Leverkusen cephe almadı e Atalanta'yı de, sana neden ne? Atalanta işte iddia açısından düşündüğümde Atalanta sürpriz yapma potansiyeline sahip diye bana hissettiriyor açıkçası. Yani ters bir takım olduğu için şu özellikle Sporting ve Liverpool serisi beni biraz etkilemiş durumda Atalanta ile alakalı olarak. Ligdeki seriyi söylemedi değil mi? Sadece Avrupa'daki ligde, ligde de 5 maçlığı kazanıyorlar evet, bu arada. Ligde iyi durumlar onu beş biliyorum. Yani işte İtalya Ligi Serie A biraz şey oldu son haftalarda. taşlar yerine oturduğu için bir orada işte 6. Lig şeyi vardı. O da çözülünce hani Atalanta'nın rakipleriyle beraber onu biraz anlayabiliyorum. Çok garip değil. bakalım merak ediyorum gerçekten. Bir dinleyicimiz Kara Kartal demiş ki Raşit Saftos'un 11'de başladı. Nasıl yoktu Mert Elhamyan'ın emekli olma zamanı gelmiş demiş. Evet dünkü programı zaten dinlediyseniz bunun sinyallerini vermiştim. Kafaca da bugünkü programda evet bariz hatalar geldi. Ziyeş kısmını atladık, Raşit Sa kısmını atladık. Raşit Sa'da son Hatay Spor maçında ilk 11'de maçı da izledim bu arada. Hani izlemesem o da anlayabilirim ama o da oynamıştı. Evet bu hatalar oldu. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Ee, onun haricinde ım, Mehmet Ünlü de soyunma odasında dürüm yemişler demiş Tolga Aslan ve Hönk Son için. Evet yani bu da Tolga Aslan denince akla gelen ilk şeylerden birinin e, dürüm siparişi olması da ee, ya Tolga mesela Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçtiğinde e, aslında önemli bir transferdi. Ama yani Fenerbahçe'deki hali Tolga'yın e, tanınmayacak kadar kötüydü. Zaten Beşiktaş'ta da hep soru işareti olan bir oyuncu oldu. Tolga Yaslan. Yani iyi oyuncu ama yani ortada yok. Yani 6 numarada savunma zafiyeti yaratıyor. 8 numarada, 10 Yetersiz numarada olabilir. işte gol yollarında o kadar etkili bir oyuncu değil. Yok bir tane şey de yok. Mesela Tolga iyi oyuncu diyorsun. Mesela top ayağına yakışıyor diyorsun. Ondan sonra sahaya giriyor. Sahada bir etkinliği yok. Hep böyle bir kafa karıştıran oyuncuydu. Kafa karıştıran oyuncularla alakalı olarak da benim biliyorsun yani hemen gönderilmesi lazım. Sevmez. hiç e, gerek yok e, kadronunda tutmana. E, Fenerbahçe o riski almıştı ama Fenerbahçe macerası da hakikaten ciddi anlamda kötü geçti. Yani Tolgay baya e, baya bayağı böyle bir hani iyi izlerini silerek Türkiye'den ayrılmıştı. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Bir saatlerimiz programın son bölümüne giriş yaptık. Girişte aslında Avrupa'dan bir tur yapmıştım. Gelişmeleri paylaşmıştım. Son bölümde de onları hatırlatayım istiyorum bir taraftan. Önemli gelişmelerdi. Chelsea'de Mauricio Pochettino dönemi sona erdi. Benim açımdan hani hayal kırıklığı diyebilirim. Ben daha farklı şeyler beklemiştim. Pochettino'nun Chelsea'yi bu görece genç kadroyu ayağa kaldırabileceğini. Tam aradığı kadro olduğunu hatta düşünüyordum. Çünkü Pochettino gençlerle daha iyi anlaşıyor. Fiziksel beklentisi çok futbolculardan onu sağlayabileceğini düşündüm ama tabii yaşanan sakatlıklar, çok fazla kadronun değişmesi ve bir türlü istediği oyunu oynatamadı Chelsea'ye ve günün sonunda da yollar ayrıldı. Chelsea artık yeni bir teknik direktör arayacak ve bu teknik direktörler de takımların aradığı artık öyle çok böyle Pochettino gibi bir markadan ziyade daha farklı hocalar artık gündeme geliyor şimdi. E, Bayern Münih'te de tabii marka isimlere gidildi. Red cevabı alındı ama kampani gündeme geliyor. İşte Thomas Frank, ve Brentford'ın değil mi hocası şu anda gündeme geliyor. Chelsea'de de öyle. E, Chelsea'de de yine alt ligden hatta Championship'ten takımların teknik direktörleri geçiyor. Frank'in adı geçiyor. Ipswich'ten Mac, McKenna. McKenna. Sporting'in hocası Amorim de yine yazılmış İngiliz basınında. O bırakmayacağım diyor ama ısrarla. Burnley'den de kampanya yazılmış. Evet yani bunlar Amorim de öyle çok üst düzey bir isim olarak kendini henüz 5 büyüklükte katlamış bir hoca değil. Ama Portekiz'de inanılmaz işler yaptı. Bu da enteresan bir tercih. Bu teknik direktör konusu bu sezon. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Avrupa'nın büyük büyüklüklerinde büyük takımlarda çok değişiklik oldu. Yani Bayern Münih, Milan değiştirecek, Juventus Allegri ile yolları ayıracak. Ee, Inter'de bir sıkıntı yok. İşte Roma'da mesela sezon içinde Mourinho gitti, De Rossi geldi ama Roma'da da işler yolunda gitmiyor. Bu arada Atalanta maçını şu açıdan da okuyabiliriz. Eğer Atalanta e, kupayı kazanırsa e, İtalya Serie A'nın altıncısı da şampiyonlar ligine gidecek. Yani ha. Roma. Ee, orada çünkü öyle, olmuyor öyle oluyor. Burada da yanlış yapmayayım. Bugün çok yanlış yaptım. Yeter. Üçüncü de, de artık hata evet, yapmadığımı evet, düşünüyorum. Evet. Kendi eminim çünkü. Emin evet, misin? Peki eminim. tamam ben o zaman seni bozmayayım. Ben öyle okumadım ama. <laughs> Sen de okudun. Sen de söyle bari de yani ee, Sıralama... Neyse ben tam şimdi netleştiremedim kafamda Benim da yine bir takım daha gitmiyor diye biliyorum. Ben. Diyor benim bildiğim. Zaman ben tamam. çok eminim kendimden. Tamam. Hiç bu kadar emin olmamıştım. Raşit Sa ve Ziyeş gibi değil. Kesinlikle. <laughs> tamam. E, çünkü bu Avrupa'da zaten sezonu en çok puan toplayarak bitiren lig olarak ekstra bir hakkı kazandı İtalya Serie A lig beşincisi. E, Avrupa ligini kazanan da otomatik bir hak geliyor. O da Atalanta kazansın Atalanta'ya gidecek ve Atalanta'nın o ligdeki hakkını da bir asladaki takım yani 6. Roma elde edecek diye biliyorum. E, bu da bu akşamki maçı daha farklı bir noktaya kat getiriyor senin senaryonda o hakkın birine gidiyor olması lazım yine de. Hani ben İtalya'nın altıncısına gidiyor diyorum. Senin senaryonda da muhakkak birine gitmesi lazım o ekstra hakkın. Dur eğer bulabilirsem haber şey yapayım. Evet program bitmeden da. bulabilirsen paylaşırsın ya da dinleyicilerimiz yine biliyorlarsa farklı bir şey Futbol, onu da yazabilirler. ...diye bir site var Futbol İtalyan Severiz okumuş. İngilizce. ...orada okumuştum ben de... ...bakayım eğer bulabilirsem haberi tekrar okurum. Evet Atalanta'da da öyle bir durum var. Bayern Münih henüz teknik direktörünü bulamadı ve... ...şu anda Wensen Kompany en güçlü aday olarak... ...gözüküyor hala... ...son düzlükte. Girişte söyledim Manchester United'da acaba... ...Tenak'la yollar ayrılacak mı? Onlar da bir teknik direktör arayışına girecekler mi? Bu hafta kupa finali var... ...Manchester City'yle ve... ...oradaki sonuca oyuna göre... ...işler orada da değişebilir... Baya bayağı bir gündem var. Barcelona'da bile bu arada Xavi gidecekti. Kalacağı açıklandı fakat hala eee La ile arasında bir problem oldu ve e, orada bir yol ayrımı da olabileceği konuşuluyor. Xavi de e, gidebilir. Eee Barcelona'da bir teknik direktör arayışına e, girebilir. Atletico'da bir sıkıntı yok. Simeone ile değil mi devam edecek. Real Madrid Ancelotti ile uzattı. E, İspanya'da öyle çok büyük bir problem yok. E, İngiltere'de Söyledik, Hani sitede bir değişiklik yok. Guardiola'nın bir senelik daha sözleşmesi var. 2005'te bitecek. Dün de Beşiktaşlı bir kongre üyesi 2005 yılındaki seçime aday olacağını ve teknik direktör adayının da Guardiola olduğunu söyledi. Ya bunu söylemene bile gerek yoktu. Biliyorum, ben de gerçekçi bulmadım ama Guardiola demişken aklıma o geldi. Yani bu da denmiş bir söz, çok iddialı kendisi. Ben radyo sporda Lineker gelip yorum yapacak diyor muyum? Onun gibi bir şey yani. <laughs> evet Guardiola'nın boş yani. Bu saatte gelmesi mümkün değil ama böyle bir iddia da ortaya atıldı. teknik direktör konusu bu. Ligimizde de Gistol görevinden ayrılacağı söylendi dün. Daha resmi bir şey görmedim Samsun Spor Cephesi'nde ama haberi çıktı Ertan Süzgün paylaştı. O da aslında takımına kıyasla oynattığı oyun beğenilen teknik direktörlerden birisi. Beşiktaş'a da böyle ufak bir yakıştırıldı ama bu saatte tabii Beşiktaş'ın Mourinho ismiyle gündeme gelmişken Gistol gibi bir yabancıya gideceğini zannetmiyorum. Zaten Gistole de okudum kadarıyla Almanya'dan da teklifler gelmeye başladı. O da rotası tekrar Almanya olacak. Ve bu arada Pochettino'yla alakalı olarak da mesela İngiliz basınında baktım. Chelsea'nin son 5 yılda 6. menajeri olmuş. Chelsea bayağı zorlanıyor menajer istikrarı yakalamakta eskisi gibi. Normalde 2 artı 1 yıllık sözleşmesi varmış. Birinci senenin sonunda Chelsea'nin ağır abileriyle yaptığı bir görüşmenin ardından oldukça dostane bir şekilde yolların ayrıldığı yazıyor İngiliz basınında. Enteresan olan durumlardan bir tanesi bu bir yılda yaklaşık 400 milyon poundluk transfer yapmış Pochettino Chelsea'ye. Chelsea zaten biliyorsun son dönemde Harcadığı paralarla e, gündeme gelen bir kulüp. 2022-2023 sezonunda da 750 milyon pound gibi bir rakam harcadı. Bu Amerikalı e, Todd Boyley geldiğinden beri yaklaşık 1 milyar pound'un üzerinde para harcamış durumda Chelsea ki e, Guardiola döneminde e, Manchester City'nin harcadığı rakama yakın bir rakam. Manchester City e, 1 milyar doların üzerinde harcadı. Ama bu e, yaklaşık 11 seneyi kapsayan bir zaman dilimi Çünkü hep şeyle kıyaslıyorlar bunu. Ferguson gittikten sonra iki takımın performansı o istatistiklerde Manchester United'ın harcadığı para bir tık üzerinde gözüküyor hep Manchester City'nin. Yani böyle arada 100 milyon pound işte 100 milyon euro gibi bir rakam var. İşte 1.1 ise öteki 1.2 falandı. Chelsea de çok kısa süre içerisinde akılamaz bir para harcadı. Fakat Chelsea'nin harcadığı paranın yani neredeyse hiçbir şeyi olmadı. Karşılığı olmadı. Çok önemli oyuncular aldı Chelsea. Çok özel oyuncular aldı. Ama o oyuncular içerisinde hemen hemen hiçbiri ne takım liderliğine soyundu hani bir Palmer'ı belki ayırabilirsin. Ama onun dışındaki hiçbir oyuncu özellikle yabancı ve bel bağlanan isimler o etkinliği gösteremedi. Şimdi Chelsea'nin elinde senin dediğin gibi böyle çok hani potansiyelli olduğu iddia edilen çok kalabalık, çok enteresan bir oyuncu grubu var. Ee, özellikle sezonun ilk yarısı Chelsea açısından çok zor geçmişti. İkinci yarıda e, toparlandılar. Hatta dün bir şeye baktım, yine bir istatistiğe baktım. Chelsea e, sezonun ikinci yarısında Premier Lig'de en fazla puan toplayan takımlardan bir tanesi tabii Manchester City'yi şeyi ayırmak gerekiyor. Biliyorsun. Ee, Arsenal'ı şimdi bir dakika onu da söyleyeyim size. Manchester City, Arsenal, Liverpool. Onları bir tarafa ayırıyorsun. Sezonun ikinci yarısında yani son 19 karşılaşmada Chelsea en fazla puan toplayan dördüncü takım olmuş Pochettino ile. Ama sezonun ilk yarısında da 11. basamaktalardı. Hı. Yani bu hani yükseldi yükseldi. Chelsea 6. yıla kadar yükseldi. Pek Pochettino'ya yetmedi. Pek de umut görmediler ki e, bu şekilde ayrıldı. Ama sanki e, senin sevgili Pochettino hocan e, bazı şeyleri de e, en azından düzeltmeye başlamış gibi gözüküyordu. Belki biraz daha sabredilse e, Pochettino belki gelecek sene şampiyonluk yarışında mücadele edecek bir takım yaratmayacaktı ama hani bir zirveye yakın bir takım yaratabilirdi gibi gözüküyor. Yani Arteta'nın Arsenal'da yaşadığı ilk sezondan sonra biraz, kalıp biraz Evet ona benzeyebilirdi Çünkü hikaye. Hakikaten yani. enteresan iyi oyuncuları var Chelsea'nin. Bir şey görmüyorsun fazla. Orada da zannedersem hani arada yine gelen farklı mağlubiyetler e, Chelsea için sıkıntı yarattı yani Chelsea durumu toparlamış olsa da e, ligde son haftalardan önce bir mağlubiyet mesela Arsenal'la 5-0 kaybetmesi evet. e, o ağır e, FA Cup e, Manchester City yenilgisi bir de şeyi de e, Liverpool'a kaybetmeleri lig kupasını da kaybetmeleri Mourinho şey için e, Pochettino için kötü oldu diye yazılmış çünkü Liverpool çok hani e, iyi bir kadroyla oynamadı çok güçlü değildi o dönemde öyle yorumlar yapılmış. Chelsea ile alakalı. Bunlar ama genelde hani şöyle bir bakıyorum son dönemde o Manchester City ve Chelsea ilgileri dışında da bir istikrarlı bir takım var. E, son olarak e, Pochettino da herhalde Türkiye'deki takımların da gündemine gelebilir. Çok gerçekçi bulmuyorum. E, bu aşamada gelmesi ama gündeme gelebileceğini de düşünüyorum. Boşta çok sayıda önemli teknik direktör var. Listeyi okuyacaktım ama programın artık sonuna geldik. Başka bir programda e, o listeden de bahsederiz diyelim. Eee bugünkü programı noktalıyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. İda.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. İda Radyo